Merhabalar efendim. Türkiye Kamu Baş Denetçisi Sayın Avukat Şeref Malkoç Beyefendi, İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mahmut Ak Beyefendi, kıymetli hocalarımız, üstadlarımız, saygıdeğer konuklarımız, 28 Şubat Postmodern Derbisi'nin 25. yıl dönümü vesilesiyle Hukukçular Derneği tarafından İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlemiş olduğumuz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Programa geçmeden önce İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu önünde ziyarete açık olan sergimiz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 50 adet fotoğraftan oluşan sergimiz İstanbul, o dönem yaşananları haber yapan basın mensuplarından telifleri alınmış, sembol teşkil eden fotoğraflardan oluşmaktadır. Her bir fotoğrafın üzerinde, fotoğrafın çekildiği sırada İstanbul Üniversitesi öğrencisi olan değerli meslektaşımız Avukat Zeynep Kolacağış tarafından fotoğrafların hissiyatını belli eden yazılar yazılmıştır. Hukukçular Derneği önceki dönem yönetim kurulu üyemiz Avukat Zeynep Kolacağış'a değerli notları için teşekkür ediyoruz. Sizleri de sergide bu notları özellikle dikkat etmenizi istirham ediyorum. Sükût İkrardan Gelmez ismini verdiğimiz fotoğraf sergimizi bugün ve yarın gezebilirsiniz. Şimdi selamlama konuşmasını yapmak üzere Hukukçular Derneği Genel Başkanımız Sayın Avukat Ahmet Yılmaz Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Sayın Kamu Baş Denetçimiz, İstanbul Üniversitemizin saygıdeğer rektör ve hocaları, kıymetli meslektaşlarım, sivil toplum örgütlerimizin saygıdeğer temsilcileri, demokratik bir hukuk devletini inşa edecek olan genç hukukçu kardeşlerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin 25. seneyi devriyesi münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz etkinliğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli üstadlarım, 28 Şubat Postmodern Darbesi hukuk ve demokrasi tarihimizde kara bir lekedir. 28 Şubat insanların temel hak ve özgürlüklerinin elinden alındığı sürecin adıdır. 28 Şubat demokrasinin, hukukun ortadan kaldırıldığı, askıya alındığı süreçtir. 28 Şubat yargı bağımsızlığının, hakim tarafsızlığının olmadığı sürecin adıdır. 28 Şubat hakimlerin briefing almak suretiyle kanaat oluşturdukları dönemdir. 28 Şubat gazete küpürleriyle bir hukukçuya yakışmayacak üslupla hiçbir şiddete bulaşmamış bir partinin kapatılmasına ilişkin iddianamenin düzenlendiği dönemdir. 28 Şubat Milli Eğitim'in kitaplarında yer alan şiiri okuduğu için siyasi yasaklı hale gelen belediye başkanının bulunduğu dönemdir. 28 Şubat devletini ve milletini seven insanların sadece inandığı değerleri yaşamaya gayret ettiği için devlet kadrolarından, emniyetten, askeriyeden atılarak riyakar, ikiyüzlü, sahtekar bir yapının önünün açılması suretiyle 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü olarak karşımıza çıkmasını kolaylaştıran süreçtir. 28 Şubat okul önlerinde, lise bahçelerinde, üniversite kapılarında
okullarına girmekten başka amacı olmayan o genç insanların polis tarafından çevik kuvvet barikatları aracılığıyla okullarına girmelerinin engellendiği süreçtir. 28 Şubat kimliğinde başörtüsü olduğu için kanser tedavisi edilmeyen ve bu nedenle de açık fotoğrafı Photoshop yöntemiyle yetiştirilemediği için hayatını kaybeden nenemizin acısıdır. 28 Şubat polisten korktuğu için kaçan Bursa'daki İmam Hatip öğrencisinin kamyon altında kalması sonucu bir ayağından olmasıdır, onun acısıdır. 28 Şubat demokrasi ve hukuka olduğu gibi Cumhuriyet'in bizzat kendisine karşı yapılmış bir darbedir. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu hakikati üzerine bina edilmiş olan Cumhuriyet'in yine Cumhuriyet'i kollamak adına kendi vesayetçi anlayışlarını ve azınlık iktidarını pekiştirmek için yapılmış darbenin adıdır. 28 Şubat bu ülkenin geleceğine yapılmış bir darbedir ve en acı tarafı da budur. Yüzlerce gencimizin bu ülke için üretmesine, bu ülke için düşünmesine engel olunan süreçtir. 28 Şubat askeriyede oğlunun yemin törenini tel örgünün arkasında izlemek zorunda kalan annedir. 28 Şubat bugün demokrasi havariline soyunan bir takım gazetecilerin insanları fişlemeyi vatandaşlık görevi olarak gazete köşelerinde yazmaktan ar etmedikleri utanç anıdır. 28 Şubat'ı biz iliğine kadar hisseden bir nesiliz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef çok sık darbelerle muhatap olmuş bir devlet. Ara dönemlerde de sürekli darbe olma ihtimalini konuşarak bizlere o hafızayı unutturmamaya gayret edenler var. Bu durum Muharrem Bağcı Üstadımızın 30 Şubat'ı konuşmak başlıklı makalesindeki bir hikayeyi bana çağrıştırdı. Zamanın birinde ağır bir hastalığa düçar olan biri ne yapsa hastalığına şifa olacak doktoru, hekimi, ilacı bulamaz. Kendisine ulu bir hekimden bahsedilir ve o ulu hekimin hastalığına şifa olacağı söylenir. Çaresiz hastamız bu ulu hekimin kapısını çalar. Ulu hekim kendisine bir iksir, bir ilaç verir ve der ki bu inşallah sana şifa olacaktır fakat bu iksir alırken sakın ola sarı tilkiyi aklına getirme. Aradan zaman geçer. Hasta daha ağır bir şekilde, hastalığı ilerlemiş bir vaziyette ulu hekimin kapısını çalar. Ulu hekim hastaya iksiri kullanıp kullanmadığını sorduğunda iksiri kullandığını fakat ne zaman içmek istese o sarı tilkinin gözünün önüne gelip oturduğunu söyler. Biz de ne zaman demokrasiyi, hukuk devletini, temel hak ve özgürlükleri bu ülkede yerleşmesi için bir mücadelenin içine girsek, ne zaman tam şimdi olacak galiba desek, sarı bir tilki gelip gözümüzün önüne oturuveriyor. Ben bu sarı tilkiden tez vakitte kurtulacağımız ümidiyle hepinizi tekrar saygı ve hürmetle selamlıyor. Programımıza teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hukukçular Derneği Genel Başkanımız Avukat Ahmet Yılmaz'a selamlama konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere bizlere her zaman programlarımızda destek veren ev sahibimiz,
İstanbul Üniversitesi Rektörü, kıymetli hocamız Sayın Profesör Doktor Mahmut Akbeyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Sayın Kanunbaş Denetçim, Değerli Hukukçular Derneği Başkanı ve konuşmalarıyla bizi aydınlatacak olan kıymetli konuşmacılar ve tabii ki bugünün canlı tanıkları, değerli konuklar, hepinizi bu güzel günün tarihi anlamıyla ve gururla selamlamak istiyorum. Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşen 25. yılında 28 Şubat konulu panel ve Sükût İkrardan Gelmez fotoğraf sergisine hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten onur verdiniz. 28 Şubat bilindiği gibi Türk milletinin birlik ve beraberliğiyle bertaraf edilmiş bir süreçtir. Bu süreç Türk milletinin kendi inancıyla, kültürüyle, öz değerleri ve geleceğe yönelik ümitleriyle zıtlaşan ve bunlara sınır koymaya çalışanların gerçekleştirdiği ve bin yıl süreceği söylenen bir harekatın tarihi olmuştur. Bu hareket yine milletin kendi öz değerlerine sahip çıkmasıyla, birbirinin kıymetini bilmesiyle, birlikte hareket etmesiyle bertaraf edilmiştir. Bugün burada 28 Şubat süreciyle ilgili çok değerli bilgiler aktarılacaktır. Nitekim yaşananları unutmamak ve unutturmamak hepimizin sorumluluğudur. Ülkemiz tarihten bu yana iç ve dış tehditlerin odağında bulunmuştur. 28 Şubat'tan yıllar sonra 15 Temmuz sürecinde de bu durum çok açık bir şekilde kendisini göstermiştir. Devletimiz ve milletimiz şükürler olsun ki bütün bu planları boşa çıkarmayı bilmiştir. Bu tür hareketleri tersine çevirmeyi başaran ve demokrasi bilincini geleceğinin teminatı olarak gören milletimiz, ülkemizin üzerine planları olanların çekincesi ve korkusu olmuştur. Bu itibarla 25. yılında 28 Şubat konulu panel ve Sükût İkrardan Gelmez fotoğraf sergisinin de geçmişte yaşanan bu tür süreçlerin unutulmaması ve unutturulmaması, tekrarlanmaması bilincini kuvvetlendireceğine inanıyorum. Verimli bir program geçirmenizi temenni ediyor. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Mahmut Akbeyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere şeref konuğumuz olan Türkiye Kamu Baş Denetçisi, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Başkanı Sayın Avukat Şeref Malkoç Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, değerli Hukukçular Derneği Genel Başkanı, değerli dekanlarımız, kıymetli hocalarımız, değerli meslektaşlarım, kıymetli öğrenciler, sözlerime başlarken hepinizi hürmetle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bu anlamlı günde böyle bir programı düzenleyen, emeğe geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim için birkaç anlamı var. Bir defa 28 Şubat'ı rahmetli Erbakan Hoca'nın yanında bizzat yaşadım. O dönem Trabzon milletvekiliydim ve hukukçu kimliğimle Erbakan Hoca'nın hukuk işlerini yürütüyordum. Allah nasip etti. Talih midir, talihsizlik midir bilmiyorum. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin baş danışmanı oldum. 15 Temmuz'da da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındaydım. İki tane darbeyi bizzat merkezinde çok şükür göğüsledik, savuşturduk. Diğer bir anlamı da ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Hem öğrencilik hatıralarımız hem de 28 Şubat'ın üniversitelerde zulmünün zirveye vardığı yer İstanbul Üniversitesi'dir ve bu binadır. Belki de bu salonlardır. İşte böyle bir anlamlı günde 28 Şubat'ı konuşmak, arkadaşlarım Sayın Genel Başkan ve Sayın Ahmet Avukat Yaman bu konuyu teklif edince diğer bütün işleri geride bırakarak koşa koşa geldik. Sizleri görünce iyi ki diğer işleri geride bıraktığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum.
konuşuluyor, ifade ediliyor. Ben de kısa bir özet geçeceğim. Bundan sonrası için de birkaç cümle söyleyeceğim. Türk siyasi tarihi darbelerle doludur. Sultan Abdülaziz Han'ı tahttan indiren ve katleden Hüseyin Avni Paşa, maalesef hocam sizin makam odası olarak bulunduğunuz yeri kullanmış. Siz ifade ettiniz biraz önce. Ama çok şükür bugün demokrasi ve hukuk konuşuluyor burada. Ardından devam etmiş darbeler. 28 Şubat'ta da işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki bir grup çete, hukukun dışında bir yapılanmayla Batı Çalışma Grubu'nu oluşturarak terör estirmişler. Başlarında Çevik Bir vardı, illegal bir gruptu. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni rehin alarak, esir alarak tankla, süngüyle demokrasiye saldırmışlardı. Tankla demokrasiye balans ayarı vermeye çalışmışlardır. 28 Şubat aynı zamanda bir İslam düşmanlığıdır. Müslümanlığa direkt bir saldırıdır. Bunu hiç eğip bükmeden söylüyoruz. Temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırarak namaz kılanlar kamudan, görevden atılmış. 12 yaşından küçük çocukların Kur'an okuması yasaklanmış. Kur'an kursları ve imam hatiplerin üzerine beton dökülmüş, başörtülere zulmedilmiş, cami yapımına sınırlama getirilmiş, yavrusu şehit olan anne, baba, başörtülü ve sakallı olduğu için o şehidin törenine alınmamıştır. Şimdi değerli hocam, sayın rektörüm, değerli arkadaşlar, bunları söyleyince bazı arkadaşlarımızın anlamaması normal. Çünkü o gün doğanlar bugün 25 yaşında, o gün 25 yaşında olanlar bugün 50 yaşında. Buradan mezun bir arkadaşımız, şimdi Anayasa Mahkemesi üyesi, kendisi bizim Karadeniz tarafından, diyor ki, ben diyor çocuklarımı yazları köye getiriyorum. Orada da bizim ne sıkıntılar çektiğimizi onlara hatırlatmak istiyorum, unutmasınlar diye. Biliyorsunuz Karadeniz'de vadiler böyledir. Eğim 75 dereceye yakındır. Bizim köy diyor 4 kilometre yukarıdaydı. Okul derenin kenarındaydı. Arabayla getirdim. Çocukları okulun kenarına indirdim. Evi gösteriyorum. 4 kilometre yukarıda. Bak diyorum çocuklar. Sabah gün doğmadan sabah namazında kalkar, karanlıkla yürüyerek 4 kilometre okula gelirdik. Üzerimizde giysi yok, ayağımızda ayakkabı yok. Okul biter gecenin karanlığında, yabani hayvanların saldırısında buradan kalkıp ta eve giderdik. Ben böyle biraz da duygusal anlatınca ilkokul 3. sınıftaki çocuğum bana döndü dedi ki, baba iyi de niye servise binmiyordun? Çocuk servisten başka bir şey bilmiyor okula gitmek için. Şimdi bazen biz bunları anlatırken niye servise binmedin hikayeleriyle rastlaşabiliyoruz ama anlatmamız gerekir. Ülkeyi kısaca cehenneme döndürdüler. Sayın Cumhurbaşkanımız şiir okuduğu için onu da hapse koydular. Refah Partisi'ni biraz önce söylendi. Gazete küpürleriyle haksız yere kapattılar. Ama bir şey var. O dönem başbakan olan rahmetli Erbakan Hoca bu süreçte ve hayatı boyunca hukukun dışına çıkmadan mücadele verdi. Sabırla, azimle, kararlılıkla. 1969'da Milli Nizam Partisi'ni kurdular. 1971'de 12 Mart'ta partiyi kapattılar. Ardından usanmadı, Milli Selamet Partisi'ni kurdu. Başbakan yardımcısı oldu, partisini hükümet ortağı yaptı. 12 Eylül askeri darbesinde yine partisini kapatıp kendisini hapse koydular. Ardından mücadele verdi. Kendisine getirilen siyasi yasakların kaldırılması için çalıştı. Refah Partisi'ni kurdu.
Refah Partisi'ni de yine kapattılar. Fazilet Partisi'ni kurdu, onu da kapattılar. Ama milim kadar o iradesinden sapmadı. Moral bozukluğu nedir bilmezdi. Yenilgi nedir bilmezdi. Onun zihninde ve gönlünde bir dava vardı. O istikamette yürürdü. Metodu şuydu. Bizim metodumuz ikna metodudur der. İşte partisinin kapatıldığı gün Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'in Refah Partisi'nin kapatılmasını açıkladığı 16 Ocak 1998 günü Türkiye barut fıçısı gibi. Milyonlarca insan küçük bir işaretle sokağa çıkar. Ama çeteciler, Çevik Bir ve arkadaşları gerekirse milyonları öldüreceğiz demişlerdi. Öldürmeyi göze almışlardı. Erbakan Hoca kimsenin burnunun kanamadan süreci yürütmeye çalışıyordu. Ve o gün herkes merakla beklediğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptı. Refah Partisi'nin haksız yere kapatıldığını, talimatla, askeri briefingle hakimler tarafından kapatıldığını, hukuksuz olduğunu söyledi. Sonunda dedi ki ancak Türkiye'nin her zamankinden daha fazla bugün huzura ve barışa ihtiyacı vardır. Bu haksız kapatmalar, bu hukuksuzluklar tarihin akışı içerisinde zerre kadar önemi yoktur dedi. Ardından şu cümleyi söyledi. Göreceksiniz dedi, bu haksız partimizin kapatılma kararı bizim düşüncemizdeki insanların tek başına iktidarın yolunu açacaktır. Şimdi bugün bunu söylemek kolay. O gün oradaydık. Dedik ki hoca herhalde morali bozuldu. Ruhu dengesi sarsıldı. Böyle laflar söylüyor. Kolay bir şey değil. Ama sabrın, mücadelenin, azmin sonunda onu gördük ki demokrasiye tankla balans ayarı vermeye çalışanlar 28 Şubat 1000 yıl sürecek diyenler bugün mahcubiyetle dolaşırken rahmetli Erbakan Hoca'nın rahle-i tedrisatından geçenler bugün illerde vali, rektör, il müdürü, Ankara'da genel müdür, milletvekili, bakan ve cumhurbaşkanı. İşte bu azmin ve hukuka bağlılığın zaferidir. Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca'mıza. Tabii bu bir sadece selamlama konuşması ama müsaadenizle birkaç tane yaşadığımız anekdotu anlatmak istiyorum. Rahmetli Erbakan Hoca partinin kapatılma davası açıldığında başbakandı, hukukçuları topladı, herkesten görüş alıyor. Süleyman Arif Emre o dönem İstanbul milletvekili en tecrübeli, ona söz sırası geldi, dedi ki Necmettin Bey dedi, Sayın Erbakan, bu bir darbedir dedi. Bu darbe başladı. Nerede, ne zaman biteceği belli olmaz. Ben sizin yerinizde olsam partinin büyük kongresini toplar, partiyi kapatır, yeni parti kurarım. Enteresan bir şey. Hoca sonra beni Anayasa Mahkemesi'ndeki ilişkileri yürütmekle görevlendirdi. 15 gün sonra çağırdı tekrar. Dedi ki git Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden'den randevu al. Ona de ki, bu dava haksızdır, hukuksuzdur, delilden yoksundur, bu davayı reddet. Baktım, hani şaka mı söylüyor, Erbakan Hoca ciddi. Ben gittik, randevu istedim, randevu verecek mi, vermeyecek mi? O ara bizim Şanlıurfa milletvekili vardı, çok hareketliydi, Halil İbrahim Çelik. Halil İbrahim Çelik daha önceden meclise bir soru önergesi vermiş. Bu Anayasa Mahkemesi Başkanı arabasıyla lüzumlu, lüzumsuz çok dolaşıyor, arabasını yuvarladı, fazla benzin yakıyor diye. Yekta Bey de ondan çok tedirgin. Onun için hemen randevu vermiş bana. Gittik, önce başladı. Böyle dedim bak, milletvekilimiz dedim hukukçu değil, ben konuşurum onunla. İşte bu da davaya girdim. Rahmetli hocanın söylediklerini anlattım. İşte Anayasa 84, siyasi partiler kanunu 102 falan anlattım.
Sonra çay içtik, kalktık. Erbakan Hoca özel kalem vasıtasıyla arattırdı. Gittim, ne yaptın dedi. Anlattım böyle böyle. Dinledi, dinledi, dedi ki davayı reddetmesini söyledin mi? Hocam işte hukuk anlattık, olmaz dedi. Git görevini, vazifeni tam yap, davayı reddetmesini söyle. Ben de ayrılırken İbrahim Halil Çelik'le görüşüp tekrar döneceğimi söylemiştim, ne olur ne olmaz diye. Aradım, tekrar randevu istedim, milletvekiliyle görüştüğümüzü. Gittim anlattım, hakikaten İbrahim Çelik'e de söyledim, soru önergesini geri çek, tamam dedi o da. Anlattım böyle böyle, soru önergesi geri çekilecek, hukukçu değil arkadaşımız, bu normaldir. Ardından bu sefer gene anayasadaki demokrasiyi koruyan maddeleri falan daha hararetle saydım falan anlattım. Bana göre davayı reddet dedim. Ayrıldım. Tekrar özel kalem aradı. Gittim. Ne yaptın dedi. Anlattım böyle böyle. Dedi ki Şeref, davayı reddetmeyi söyledin mi söylemedin mi? Dedim efendim, bir hakime duruşma dışında dava reddedilir mi? Git dedi, görevini tam yaptı. Allah Allah. Zor bir şey. Gittik, randevu aldım tekrar. Öyle bir konuşurken bir boşluk oldu. Ayağa kalktım. Bu dava haksızdır, hukuk reddet diye söyledim. Yekta Güngör Özden de şaşırdı tabii. O zaman kılıcı çok kesiyor. Neyse bana dedi ki ya dedi, Şeref Bey dedi, biz Erbakan Hoca ile akrabayız dedi. Söyle ona, hukuka güvensin. Nereden akrabasınız? Ona sor dedim. Bana diyor ki yani tamam, daha uzatma. Çayını içtim. Gitti tekrar Erbakan Hoca'ya gittim. Ne yaptın dedi. Anlattım böyle böyle. Hocam davayı reddetmesini söyledim dedi. Yaslandı arkaya, dedi ki ha şimdi oldu dedi. Vebal sorumluluk bizim üzerimizdeydi. Vebal sorumluluk onun üzerine geçti. Allah Allah. Yani hani hukuku anlatmak bir tarafa, bile ve en zor anında bile bu hissiyatı taşıyan böyle bir insandı. Benzer bir şeyi bu 28 Şubat kararlarının imzalanıp imzalanmamasında yaşadık. Ben sürekli yanında olduğum için birçok şeye tanık oluyordum. 28 Şubat'ın 18 maddelik yurt dışında hazırlanan o maddeler Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşüldü. Sonra imza meselesi kaldı. Milli Güvenlik Kurulu'nun o günkü genel sekreteri İlhan Kılıçbaşı gidiyor geliyor. Sayın Başbakan'ın bunu imzalaman lazım. Sayın Başbakan, Erbakan Hoca her seferinde geri gönderiyor onu. Bir günü geldi, artık bu junta, çeteciler, eşkıyalar ne konuşmuşsa İlhan Kılıçbaşı da zorluyor. Yani sonunda kötü şeyler olacak demeye getiriyor. Hoca böyle baktı, baktı ona, dedi ki İlhan Paşa, İlhan Paşa, sen imanlı bir Anadolu evladına benziyorsun. Bu 18 maddeyi inanarak bana imzala diyorsan imanın gider ha. Allah Allah. Bu zor şartlar altında bile bunun mücadelesini verebilen bir insandı. Uzatmayalım. Demokrasi ayar verildi ama tankla verilmedi çok şükür. Sandıkla verildi, milletin oyuyla verildi. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımız o dönem başbakan oldu. 28 Şubat'ın tortularını söküp atmaya başladı. Bu memnuniyet verici bir şey. Zaten birçok hakkın iadesi için, hukuksuzluğun ortadan kalkması için yasal düzenlemeler yapıldı. Kamu denetçiliği kurumu olarak bize de müracaatlar yapıldı. Biz de fevkalade hukuka uygun kararlar verdik. Bunların bir kısmı uygulandı. Çok şükür mağduriyetler önemli ölçüde giderildi. Ancak dökülen sirke kabını doldurmuyor. 28 Şubat dendiğinde o günü yaşayanların hala gönüllerinde burukluk, gözlerinde yaş hissediliyor. Allah bir daha o günleri göstermesin. Memnuniyet verici taraf, dediğim gibi, yanlışlıklar düzeltildi, yasal düzenlemeler yapıldı ve silah zoruyla Erbakan Hoca'nın hükümetini indiren o generaller savcılar tarafından yakalarından tutuldu,
sanık sandalyesine oturtuldu, yargılandı, verilen hükümler Yargıtay'ca onaylandı ve hapse girdiler. Rütbeleri de söküldü. Bunu sevinçle söylemiyoruz. Keşke böyle hukuksuzluklar olmasaydı, onlar da hapiste olmasaydı. Ancak hukuksuzluk yapılıyor, haksızlık yapılıyor, suç işleniyorsa da adaletin yerini bulması için bunun olması gerekirdi. Şimdi sağda solda duyuyorsunuz, 80 yaşına geldi, 90 yaşını geçti. İşte çıksınlar diye kampanyalar yapılıyor. Adalet yerini bulacak, bunu da sıkı takip edin arkadaşlar. Adli tıp kurumu karar verir, tek başına hapiste kalamıyor diye, o ayrı. Mahkeme karar verir, ayrı. Ama bu tür kampanyalara gözümüz tok. Sayın Başkan ifade etti. 15 Temmuz'a gelinirken FETÖ örgütünü iyice belirgin hissetti. Değerli arkadaşlar, 28 Şubat FETÖ terör örgütünün darbe için staj yaptığı dönemdir. O stajdaki tecrübeleriyle 15 Temmuz'u hazırladılar ve yaptılar. Ancak çok şükür karşılarında ölümü göze alan, ferasetiyle, dirayetiyle, cesaretiyle milleti demokrasiye sahip çıkması için alanlara davet eden Recep Tayyip Erdoğan vardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu yönüyle de teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ömrüne bereket. 28 Şubat'ın ekonomik yönünü çok az konuştuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanan raporda 28 Şubat'ın Türkiye zararı 400 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Dikkat buyurun, 400 milyar dolar. Yani 2021-2022 yılının Türkiye gayri safi milli hasılasının yarısı kadar bir para. Olağanüstü bir para. Eğer 28 Şubat darbesi olmasaydı bugün Türkiye'de fert başına düşen milli gelir 18 veya 20 bin dolar olurdu tahmin ediyorum. Ekonomistler de bunu böyle hesap ediyor. Tabii bunları anlatacağız, söyleyeceğiz, unutmayacağız ki bir daha olmasın bu darbeler. Ama gözümüzde hep arkada kalmayacak. Aynı araba kullanmak gibi. Araba kullanırken önümüze bakacağız, hızımızı ayarlayacağız. Ara sıra dikiz aynasından arkaya bakacağız. Ama hep orada kalırsak Allah korusun hızımız yavaşlar. 28 Şubat Türkiye'de izleri siliniyor çok şükür. Hak ve özgürlükler açısından özellikle 2010 yılındaki anayasa değişikliği ardından 15 Temmuz'dan sonra yapılan reformlar. Bakın 3. Selim'den sonra Türk siyasi ve askeri tarihinde, yönetim tarihinde en önemli reformları yapıldı. Türkiye'de kolay kolay bir daha darbe olmaz. Çünkü bu millet darbecilere 15 Temmuz'da ne yapılması gerektiğini gösterdi. Çünkü Türk yargısı darbecilerin yakasından tuttu, sanık sandalyesine oturttu, yargıladı, hapse koydu, rütbelerine soktu. Kolay kolay olmaz çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Hava Kuvvetleri Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Normalde olması gereken buydu. O açıdan bundan sonra inşallah Türkiye'de olmaz. Olmamasının teminatı sizlersiniz. Sizin gibi yürekli insanlardır. Sizin gibi hukuka, hakkaniyete inanan insanlardır. Onun için bunu rahatlıkla söylüyorum. Ama bugün Avrupa'da, özellikle Fransa'da 28 Şubat uygulanıyor. Bugün Hindistan'da 28 Şubat uygulanıyor. Oradaki insanlara da destek vermek, tecrübelerimizi aktarmak bizim boynumuzun borcudur. Dedim ya, dikiz aynasına ara sıra bakacağız ama daha çok önümüze bakacağız. Çünkü yapacağımız çok işler var. Türkiye kabına sığmayan bir ülke. Türkiye sadece misak-ı milliden ibaret olan bir ülke değil. 12 Kasım
2021'de Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan. Bu basit bir olay değildi. Bu saydığım ülkeler son 250 yıldır ya Çarlık Rusyası'nın veya Sovyet Rusyası'nın işgali altındaydı. Bağımsızlıklarını kazandılar ve İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın öncünde böyle bir toplantı oldu. Daha işin başındayız. Yeni doğan çocuk gibi bu teşkilat ayakta durup adım atmaya yeni başlamış. Daha da büyüyecek inşallah. Bunun 10 sene, 20 sene sonrası var. Yine 2021 yılının Aralık ayında 16-18 Aralık'ta İstanbul'da bir toplantı daha yapıldı. Afrika zirvesi. Afrika'nın 54 ülkesinin devlet başkanı veya başbakanı veya dışişleri bakanı bu toplantıya katıldı. Bu toplantıyı Türkiye'den başka bir devletin bugüne kadar gerçekleştirdiği görülmedi. Ufak çapta yaptılar, bu büyük çapta yapmadılar. Bunu niçin söylüyorum? Türkiye tecrübesi önemli bir tecrübe. Türkiye'nin modeli hukukta da, demokraside de, kalkınmada da, insan haklarında da, refah ve huzurda da, savunmada da hem Türk Devletleri Teşkilatı'nda, hem Afrika'da, hem Balkanlar'da, hem Kafkasya'da bizi bekliyor. Değerli gençler, 2023'ün mezunları sizler olacaksınız. 2053'ün Türkiye'de yöneticileri, İstanbul Üniversitesi'nin rektörü, milletvekilleri, valileri, büyükelçileri, ihracatçıları sizler olacaksınız. Onun için kendinizi iyi yetiştirin. Sadece derslerden, yüz üzerinden 50 almak yetmez. Sadece İngilizceyi bilmek yetmez. İngilizcenin yanında Arapça, Çince mutlaka öğrenin. Öğrenirseniz hem sizin işiniz kolaylaşır hem Türkiye'nin. Hocam böyle deyince ben üniversitelerde çok konferans veriyorum. Yılda herhalde 50 üniversiteye gitmişimdir. Böyle deyince çocuklar böyle böyle bakıyor. Ama Trabzon Lisesi gibi Diyarbakır'da, Kayseri'de, Afyon'da gibi Sultan Abdülhamit döneminde açılan liseler var. Trabzon Lisesi'nin tarihini okurken Balkan Savaşı'nda yani ülke parçalanmış topraklarımızın dörtte üçü gitmiş, nüfusumuzun yarısı gitmiş. O dönemde bile Diyarbakır Lisesi'nde, Afyon Lisesi'nde, Kayseri Lisesi'nde, Trabzon Lisesi'nde okuyan öğrenciler Batı dillerinden, o zaman İngilizce yok, yaygın olan Fransızca veya Almanca, Batı dillerinden Fransızca veya Almanca'yı biliyorlar. Doğu dillerinden de Arapça ve Farsça'yı biliyorlar. Tabii Türkçe'yi de mükemmel konuşuyorlar. Sizleri görünce umudum arttı, dilim çözüldü. Bunları söyleme ihtiyacı duydum. Teşekkür ediyorum. Allah gayretlerinizi artırsın. Emekleriniz bol olsun. Alın teriniz, akıl teriniz güçlü olsun. Yolunuz aydınlık olsun. İstikbaliniz ve istiklaliniz güzel olsun. Allah'a emanet olun. Konuşmaları için şeref konuğumuz Türkiye Kamu Baş Denetçisi Sayın Avukat Şeref Malkoç Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 28 Şubat tanıklarının katılımcı olduğu panelimize geçiyoruz. Öncelikle panelimizin moderatörlüğünü yapmak üzere Hukukçular Derneği önceki başkanı Sayın Avukat Cavit Tatlı'yı sahneye davet ediyorum. Cavit Bey o dönem hem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenci hem de değerli eşi Tıp Fakültesi öğrencisi olup eğitimini başörtüsü nedeniyle Almanya'da tamamlamış olduğundan ailecek süreci sıkıntılı bir şekilde yaşadıklarından panelimize katkıları büyük olacağını düşünüyorum. İlk konuşmacımız Avukat Ahmet Selamet'i sahneye davet ediyorum. Evet.
Hoş geldiniz Ahmet Bey. Ahmet Bey Üstadımız da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Vekilliği, İl Genel Meclisi Üyeliği ve mazlumlerde çeşitli görevlerde bulunmuş olup bizlere 28 Şubat döneminin yani 97-98 yıllarına ait anlayışların genel bir değerlendirmesini yapacak ve o dönem anılarını anekdotlarla bizimle paylaşacak. İkinci konuşmacımız Esra Fidan. Sahneye davet ediyorum Esra Hanım'da. Hoş geldiniz Esra Hanım. Esra Hanım Bursa'da doğmuş olup 6 yaşında ailesiyle birlikte Fransa'ya taşındı. Hukuk lisansını ve uluslararası hukuk üzerine yüksek lisansını Fransa'da, şu an benim adımı telaffuz etmekte zorlandım ama kendisi çok rahat söyleyecektir. Üniversitede tamamladı Paris'te. Fransa'da avukatlık mesleği başörtüsüyle yapmak yasak olduğu için Türkiye'de avukatlık ruhsatı alabilmek için Galatasaray Üniversitesi'nde denklik öğrencisi şu anda. Kendisini özellikle davet etmek istedik. Fransa'da yasakların tarihsel gelişimi ve yasal dayanakları, Fransa'da eğitim alanında, iş hayatında, spor gibi faaliyetlerde başörtüsünü ayrı ayrı ele alacak bizlere konuşmasında. Panelimizin üçüncü konuşmacısı avukat Mehmet Cengiz Bey'i sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz Mehmet Bey Üstadım. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan Üstadımız halen İstanbul'da serbest avukatlık yapmakta ve Deniz Feneri Derneği Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 28 Şubat darbesi, diğer darbeler ve darbe kalkışmalarının sebepleri ve bunların toplum üzerindeki sonuçları hakkında konuşmasını gerçekleştirecek. Dördüncü panelimizin son konuşmacısı Zeynep Bayramoğlu. Sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Zeynep Hanım da Ankara'dan geldi. 28 Şubat döneminde öğrencilik yılları geçen TV programcısı, gazeteci, yapımcı ve sunucu Zeynep Bayramoğlu, Kocaeli Üniversitesi İşletmecilik mezunu olup halen Milli Savunma Üniversitesi'nde doktora eğitimini sürdürmektedir. Aynı zamanda halen Anadolu Ajansı Ayrımcılık Hattı editörüdür. Kendisi bizlere 28 Şubat sürecinde yaşananlar ve İslamofobi başlıklı konuşmasını yapacak. Şimdi mikrofonu moderatörümüz Sayın Avukat Cavit Tatlıbey'e teslim ediyorum. Bu salonda en son yaptığımız programda söylemiştim, ben bu salondan atılmış birisiyim. Dönemin rektörünü protesto etmek için öğrenci olarak bu salona sızmıştık. Program başlamadı uzunca bir süre. Sonra bizi tek tek bulunduğumuz yerlerde güvenlik görevlileri aldılar ve nazikçe okulun dışına kadar çıkarmışlardı. Bu üniversitede birçok şey yaşadık. Benimle beraber yaşayan birçok insan var. Ben şanslılardandım. Okulu bitirdik. Bitiremeyenler oldu. Sorunlar yaşayanlar oldu. Başka yerlerde başka sorunlar yaşayanlar oldu. Eğer unutursanız tekrar eder. Bu programların amaçları da bu olsa gerekir sanırım. Dışarıdaki o fotoğraflarda çok uzak tarihlerden değil, çok çok kısa süre önce yaşanan fotoğraflar, insanların yaşadığı şeyler. Çok kıymetli konuşmacılarımız var. Ben zamanlarını çalmak istemiyorum ama bazı kuralları da koymamız gerekiyor. 15 dakika tüm konuşmacılara ayrı ayrı 15'er dakika vereceğiz. Akabinde tüm konuşmalar bittikten sonra da soru cevap bölümüne geçeceğiz. Ben bana verilen sırayla, yani çağrılma sırasıyla başlamak istiyorum. Ahmet Bey'den başlamak istiyorum. Ahmet Bey buyurun. Belki 15 senedir görüşmediğimiz dostlarımızla karşılaştık. Bu tabii bizi çok sevindirdi. Ama hak mücadelesinin kutsal bir mücadele olduğunu düşündüğümüzde hak mücadelesi yapanların asla vücutları zayıflasa bile, vücutları yaşlansa bile ruhlarının genç olduğuna inananlardanım. Sevgili dostlar, tarihin derinliklerine dikkatle ve ibretle
baktığımızda nice zalim hükümdarlar, krallar, diktatörler, yöneticiler görürsünüz. Bir şey daha görürsünüz. Bunların hiçbirisi kendilerini sevenler dahil hiç kimse tarafından övülmemişlerdir. Hiçbirisinin zulmü de kendi kısıtlı ömürlerinden daha uzun sürmemiştir. Sonuçta zulme maruz kalanlar, sabreden mazlumlar hak mücadelesini kazanıyor, kazanmıştır ve bundan sonra da kazanacaktır. Buna inanıyorum. Ve bunlar kendilerinden sonra gelen neslin önünü hep açmıştır. Adlarını tarih levhalarına silinmeyecek harflerle yazmışlardır. Tarih tekerrürden ibarettir derler ya, işte bu ülkemiz içinde böyle olmuştur. 28 Şubat 1997'nin mazlumları görevini yerine getirmiş, her alanda hak ve hukuk mücadelesini tükenmez bir enerjiyle tamamlamış, örselenmiş, yaralanmış, aşağılanmış, eğitimini tamamlayamamış ancak kendilerinden sonra gelen neslin önünü açarak tarihin şeref sayfalarında yerlerini almışlardır. Bu bildiğimiz bir şey. Bu girişten sonra 1997 yılı hakkında rakamlarla kısa bilgi sunmak istiyorum. Değerli dostlar, 1997 yılında faili meşru cinayet sayısı 41. İşkenceyle gözaltına alınan, gözaltında hayatını kaybeden sayısı 69. İşkence iddiası 265. Gözaltında kaybolan kişi sayısı 19. Kapatılan Kur'an kursu sayısı 312. Toplatılan ve yasaklanan yayın 113. Kaçırılan, kaybolan vatandaş sayısı 75. Başörtüsü mağduru 770. Bir yıl için konuşuyorum bunları. Basılan Kur'an kursu sayısı 508. 2000 yılına kadar Türkiye genelinde faili meçhul cinayet sayısı 639'a ulaşmıştı. 1996-2000 yıllar arasında 425 kişi kayboldu. Bunların yalnızca 90'ı sağ olarak geri dönebildi. 46'sının cesedi bulundu. Geri kalan 289 kişi 2000 yılı itibariyle hala yoktu. Bu zulmü bizzat yapanlar ile yapması gerekeni yapmayarak bu zulme ortak olanlar ise laiklik kisvesi altında size çocuklarınızı nasıl yetiştireceğinize, hangi eğitimi aldırmanız gerektiğine, nasıl giyineceğine, nasıl düşüneceğine, neyi ve kimi seveceğine, kimi sevmemesi gerektiğine dair talimatlar yağdırıyor. Uyarsanız iyi vatandaş, uymazsanız zararlı vatandaş işlemine tabi tutulacağınızı ikaz ediyor. Bunu yaparken de ellerindeki güvenlik ve laiklik sopasını sallamayı ihmal etmiyorlardı. Bu dayatma ve sindirme tehdit operasyonları daha sonraki yıllarda artarak devam etti. 2002 yılına kadar bu süreçte binlerce insanımızı madden ve manen kaybettik. Bunlar arasında öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, insan hakları savunucularımız, yazarlarımız, siyasetçilerimiz önemli yer tuttu. Gerek görünen, gerek görünmeyen derin devlet unsurlarının bu ülkeye verdiği zarar hiçbir maddi ve manevi ölçüyle ölçülemez. Bu husus tarihe böyle geçecektir. Türkiye'de görev yapan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde sosyoloji dersleri veren bir akademisyen, bir yabancı akademisyen bir tespitte bulunuyor. O günlerde şöyle diyordu. Türkiye'de sürekli alt tabakalardan, kırsaldan gelen yeni kuşaklar, yeni orta sınıflar elit kesimin çıkarlarını ve gücünü tehdit ediyor. Başörtüsü sorununun altında bir sınıf mücadelesi yatıyor. Tesettür bir rejim tehdidiymiş gibi gösterilerek yeni orta sınıfların güçleri azaltılmak, yabancı unsur muamelesi yapılarak siyasi iktidardan uzak tutulmak isteniyordu.
Değerli dostlar, hatırlarsınız o zaman başörtüsünün yerel bir örtü olmadığını, Araplardan ve tarih öncesinden tevarüs eden bir örtü olduğunu iddia eden maalesef adı akademisyene çıkan insanlar vardı. Ben sadece bu kadar hatırlatmakla geçmek istiyorum. Bütün bu yaşananları bir hukukçu olarak ve bir insan hakları savunucusu olarak asla unutmuyorum ve unutmayacağım. Bizden sonraki neslin de unutmaması için elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Ancak bir şey daha biliyorum ki bu zalim sosyoloji hep vardır. Ve var olmaya devam edecektir. Bize düşen görev bu sosyolojiyi toprağa gömene kadar mücadele etmektir. 5 yıl kadar Mazlumber'de çeşitli kademelerde görev yaptım. Yönetim kurulunda, şube başkanlığı, genel başkan yardımcılığı. Bizim önemli 2 düsturumuz vardır sevgili dostlar. Bunu herkes bilir. Adeta anayasamızdır. Kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana. Diğeri ise mazluma kimlik sorulmaz. Bu 2 düstur ile mücadelemizi sürdürdük Mazlumber'de. Yoğun insan hakları ihlalleri olduğu dönemlerde başörtüsü ön plana çıkıyordu. Bu nedenle o alanda mücadele gerekiyordu. Yoğun mücadeleden dolayı Mazlumber Başörtüsü Mücadelesi Derneği olarak algılanıyordu. Oysa Mazlumber yukarıda belirttiğim 2 düstur ışığında her türlü insan hakları mücadelesini başarıyla yapan bir sivil toplum kuruluşu olmuştur. Faili meşhur cinayetler, düşünce özgürlüğü, işkence, siyasi haklar, din ve ibadet özgürlüğü hep gündemimizi işgal etmiştir. Hatırlarsınız, geçmişte görev yapmış bir general vardı. Sabri 25oğlu. Şöyle diyordu Sabri 25oğlu yıllar sonra, belki 40 yıl sonra. 6-7 Eylül olayları harika bir özel harp dairesi operasyonudur. Biliyorsunuz 6 Eylül 1955 günü Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atılıyor. Bir kısım grupların tahrikiyle İstanbul'da gayrimüslimlere ait iş yerleri saldırıya uğruyor. Olaylar 6-7 Eylül 1955 günleri yayılarak büyüyor. Sonradan bombalama hadisesini bir Türk öğrencinin örgütlediği ortaya çıkıyor. O öğrenci daha sonra emniyet müdürü, valilik görevlerinde bulunuyor. Anlaşılıyor ki derin devletin varlığı yeni değil. İlgili şahıs bunun bir derin devlet operasyonu olduğunu yıllar sonra 28 Şubat döneminde o süreçte yıllar sonra bu şahıs bunu övünerek bir gurur vesilesi yaparak ifade ediyor. Düşünün 28 Şubat sosyolojisinde Türkiye'deki hakim güçlerin düşüncelerini. Bu sadece nasıl bir coğrafyada ve hangi düşüncelerin de var olduğu bir geçişi yaşadığımızı ifade etmek adına aklıma gelen bir örnek olarak sunuyorum. 28 Şubat 1997 tarihine gelindiğinde insan hakları mefhumu bir insan hakları mücadelesi ve insan hakları mücadelesi Türk toplumu için yeni bir konu idi. Bu nedenle de mücadele daha çok el yordamıyla yapılıyordu. Bir bütünlük mevcut değildi. Mağdurlar daha ziyade bireysel direniş gösteriyorlardı. Bu nedenle Mazlumber hak, hukuk, eşitlik kavramlarının anlaşılması ve yaygınlaşması anlamında teorik ve pratik çok önemli bir fonksiyon icra ediyordu. 1998 yılında Barcelona'da şehirde insan hakları konulu bir konferansa katıldık. Jesus Diosaldio, evet okumayı başardım, İsimli sonradan Müslümanlığı tercih etmiş bir insan hakları savunucusu ki o yıl Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nin 50. yılın Milli Komitesi Başkanlığı yapıyordu. Bir insan hakları savunucusu şöyle dedi. Ben, Barcelona'da yaşıyor kendisi, ben gün ortası namaz kılmak için uygun yer bulamıyorum. Zira cami yok. Evim uzak, gidip gelme imkanım yok. O halde bu şehirde ibadet özgürlüğünden bahsedilemez. Dürüst ve duyarlı bir batılının insan hakları algısının ne kadar yüksek olduğunu bu cümlelerden anlıyoruz. Şimdi düşünün, sadece namaz kılamadığı için
o şehirde bir ibadet özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün, inanç özgürlüğünün olmadığını söylüyor bir batılı insan hakları savunucusu. Hak bu kadar, hak mefhumu bu kadar ileri gitmiş demek ki Avrupalılarda. Ülkemizde o gün üniversite nizam aktörleri ise aynı günlerde öğrencilerin okula herhangi bir mekanda namaz kılmasını laiklik karşıtı eylem, hatta tabir mi mazur görün, onların değerlendirmesi çünkü terörist yönüyle eylem olarak değerlendiriyordu ve cezalandırıyordu. Bu sadece yöneticiler adında değil, basındaki onların ortakları nezdinde de böyle görünüyordu. Genelde ihlal edilen haklar azınlıkların haklarıdır. Oysa ülkemizde çoğunun hakları ihlal ediliyordu. İhlal edenler düşüncesine, ihlal edenler genellikle azınlık bir dünya görüş ve düşüncesine sahip kişiler, hakkı ihlal edilenler ise çoğunluğa sahip olan insanlardı. Bu hususu detaylarla birlikte o konferansın sonuç bildirgesine yazdırdığımızı hatırlıyorum. Sevgili dostlar, bu cümleler 28 Şubat ve sonrası genel değerlendirmesini yaptıktan sonra, bu cümlelerle böyle bir değerlendirme yaptıktan sonra bazı yaşadığımız trajik ve trajikomik somut olaylar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. 1998, el ele yürüyüş. Yürüyüş sonrası, aynı gün değil, bir sonraki gün o yürüyüşe katılanlar, ki ben o dönemde Mazlum Der yönetim kurulu üyesi ve başörtüsü komisyon başkanıydım. O günlerde yürüyüş organize edildi. Organize eden sivil toplum kuruluşlarından birisi de bizdik Mazlum Der olarak. O gün kimse sesini çıkarmadı. Çok fazla bir taşkınlık olmadı ve yürüyüş başarıyla devam etti ve hadisesi bir şekilde son buldu. Daha sonra ertesi gün hepiniz hatırlayacaksınız, katılanları toplamaya başladılar. O toplantıda, o dönemde de ben yeni kurulmuş olan Fazilet Partisi Küçükçekmece ilçe başkanıydım aynı zamanda. Hatırlıyorum, gece o gün de yönetim kurulu toplantımız vardı. Yönetim kurulu toplantısından çıktıktan sonra gece saat 1 gibi eve geldim. Necati abi, Necati Ceylan telefon etti. Dedi ki, Ahmet dedi, Namık'ı kaçırdık. Namık o zaman avukat Namık, soyadını hatırlayamadım. Yok, şey başkanıydı. İmam Hatipler Dernek Başkanıydı. Namık'ı kaçırdık, seni de kaçıralım. Niye Necati abi? Ya işte topluyorlar falan. Dedim şu ana kadar gelen giden olmadı. Bundan sonra gelir mi bilmiyorum. Ben yatacağım şimdi. Uykum var değil mi? Yattım. Ertesi sabah sohbet esnasında hanıma bunu anlatın. Dedim ki ya böyle bir Necati abi var. Böyle böyle söyledi. Hanım enfes bir tehdit cümlesi yaptı. Hiç hayatını unutamıyorum. Seni adam yerine koymamışlar dedi. Herkesi topladılar, seni anlattılar demek istedi. Hatırlıyorum, Dilipak'ı aldılar. Dilipak bir mesaj göndermiş dışarıya. Vatan Caddesi'nde olduğunu ifade ediyor. Diyor ki, Vatan'da Emniyet Müdürlüğü'nde olduğunu ifade ediyor. Emniyette güvenlik şubede olduğunu ifade ediyor. Güvenlikteyim. Vatan'da, emniyette, güvenlikteyim. Güzel bir anekdot. Evet. 1950-1998'de ATV'de siyaset meydanına katılmıştım. Yine Mazlum Der adına. Tabii çok Profesör Sait Gülhan, Nursel Teran'ın vardı, Türker Alkan Bey vardı, Yaşar Okuyan vardı. Orada şöyle bir şey gelişti. Ali Kırca diyor ki, Fethullah Hoca dedi ki, başörtüsü füruattır. Efendim Erzurumlu Naim Hoca dedi ki, başörtüsü kullanılmasa da olur. Bana ne diyorsunuz bu konuda?
Dedim ki yani Fethullah Gülen bir şey söylemiş kendine göre. O beni çok fazla ilgilendirmiyor ben. Ben Naim Hoca'yı tanıyorum. Ben Erzurumluyum. Benim hemşerim dedim. Kendisi dedim Diyanet'te görev yapmış birisi değildir. Bakın ben size Diyanet'in 1993 tarihli fetvasını okuyorum dedim. Ve başörtüsüyle alakalı o gün Diyanet İşleri Başkanlığı 1993'te Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu fetvayı orada okudum. Ali Kırca'nın tavrı şuydu. E canım Diyanet'te görev yapmasalar da bunlar toplum içerisinde sözü dinlenen hocalar değil mi? Ben de aynen şunu söyledim dedim ki Diyanet İşleri Başkanlığı tıpkı Genelkurmay Başkanlığı gibi anayasal bir kuruluştur ve onun vermiş olduğu fetvalar da din adına bütün vatandaşları bağlayan sözlerdir. Tabii çok bunun üzerinde durmak istemedi. Çünkü orada artık alan bitmişti. Şimdi değerli arkadaşlar ben şunu ifade etmeye çalışıyorum. Siz ne derseniz deyin. Nur Serter'in o gün oradaki konuşmalarını da hatırlıyorum. Onların kurdukları o odalardan, ikna odalarından ikna edebildiklerini yukarı çık kaydını yaptır diyorlardı. O gün de oradaydı. Onun için de biliyorum. Avcılar Kampüsü önünde Türkan Saylan'ın ikna odasında ikna etmeye çalıştığı günlerde şöyle bir şey de gelişti. Allah selamet versin. Sadık danışman vardı. Büyükşehir Belediyesi'nde o zaman sağlık müdürüydü. İBB'de sağlık müdürüydü. Bana dedi ki açıklama yapıyoruz kamuoyuna. Bana dedi ki bu Türkan Saylan dedi dermatologdur dedi. Abi ne demek dermatolog açıkla. Dedi deri hastalıkları uzmanıdır dedi. Bu dedi psikolojiden anlamaz ki orada ne işi var. Ben de açıklama yaparken bunu söyledim. Sonra ertesi gün sağ olsun bizim gazeteler benim Türkan Saylan'la alakalı çok uygun olmayan bir ifadede bulunduğumu söyledi. Sonra aradım ben Akit Gazetesi'ni dedim ki ya niye böyle söylüyorsun? Ben bunu söyledim mi? Bilmem ne profesörü dedi. Affedersin sen söylemek istemiyorum. Çünkü çok şey yap. Başkanım başkan, süreyi geçirdik biraz. Ey başkan yani yakışmadı mı dedi. Onu da o şekilde hatırlıyorum. Bitiriyorum, toparlıyorum Cavit. Sağ olun. Sevgili dostlar, dernek lokalında basın toplantısı yapıyoruz. O günlerle alakalı hukuktan biraz bahsetmek istiyorum. Basın toplantısında basın mensuplarının o toplantıdaki anlattıklarımızı dernek toplantısında not alamıyorlar. Kendilerine yazılı olarak da takdim ediyoruz. Savcılık boyuna hakkımızda dava açıyor. İzinsiz bildiri dağıtmakta. Ya bir gittik, iki gittik, üç gittik. En sonunda dedik ki mahkemeye, sonra da savcıya gittik dedik ki ya bu bir basın toplantısının metni, bu bildiri değil. Tabii hepsinden sonra beraat ettik. Artık o günden sonra hazırladığımız basın toplantısı metinlerinin altına bu şu tarihte yapılan basın toplantısının metnidir diye yazmak zorunda kaldık. Ondan sonra da dava açmak zorunda kalmadılar veyahut da böyle bir ihtiyaç hissetmediler yahut da bir mecburiyetten döndüler. Öyle ifade edeyim. Evet, bunu anlatmam lazım Cahit Bey. Filistin askısı Sema Pişkinsüt, o zaman insan haklarından sorumlu devlet bakanı Sema Pişkinsüt, meraklı bir kadıncağızdı. Yani görevini yapmaya çalışan bir kadıncağızdı ve ben kendisini DSP'li olmasına rağmen samimi buluyordum. Sayın Ombudsman'ımız herhalde birlikte, onunla birlikte görev yapmış olanlardandır. Efendim, Gazi Osman Paşa Küçükköy mahallesinde bir karakolda Filistin askısı bulmuştu. Tabi hemen şey açtı, soruşturma açtı ama soruşturma sonuçlanmadı. Türkiye'deki soruşturmalar gibi. Biz de bunu bir şey yapalım dedik. Bununla alakalı bir etkinlik yapalım dedik.
Bir marangoza gittik, bir Filistin askısı benzeri bir şey yaptık. Böyle bir tahta yaptık, ucuna birer tane şey koyduk, zincir. Ne yapalım? Bunu Yalova tarafına gidelim, bir trekking yapalım, dağa çıkalım. Esenköy'ü kendimize seçtik ve orada bunu toprağa gömelim, bir etkinlik yapalım. Kararlaştırdık, sabahleyin Yeni Kapı'dan yola çıkacağız. Ben daha evden çıktım, oraya doğru giderken telefonla çocuklar aradılar. Dediler ki derneğimizin merkezi de Vatan Caddesi'ne yakın bir yerdeydi, Fatih'te. Dediler ki kapının önünde, dernek kapısının önünde 20 tane toma var. Ne yapacağız, niye gelmişler? Dinliyorlar tabii, bizim de bir sıkıntımız yok yani. Dinliyor olduklarını da biliyoruz. O zaman meşhur bir güvenlik daire başkanı vardı. Asıl adını şu an hatırlayamadım. İki isimli birisi. Hatırlayacağım, biraz sonra söyleyeceğim. Abi Serdar Sıçan. Tamam. Organize şube başkanı. Adil Serdar Saçan. Organize şubenin başındaydı. Adil Serdar Saçan. Tabii hemen şeyde yakın, emniyette bize yakın gelmişler. Neyse, bizim tabii oraya uğramak gibi bir niyetimiz yoktu zaten. Yürüdük gittik. Bir arkadaşımız gecikti, feribotu kaçırdık. Etrafta da dolaşıyorlar. Görüyorum ben, sivil giysili arkadaşlar dolaşıyor. Birisi geldi, tabii binmedik ona. Diğer arkadaşımızı beklediğimiz için bir sonrakine binelim diye niyetlendik. Birisi geldi yanıma. Başkan gitmiyor musunuz dedi. Polis, sivil polis. Yok dedim, vazgeçtik. Dur buradayız. Ama biz oradan ayrılıncaya kadar gelmedi tabii. Neyse, bir sonraki feribota bindik. Şeye gittik. Karşıya gittik, Yalova'ya. Yalova'dan otobüsle gideceğiz. Fatih Belediyesi de bize bir küçük bir otobüs vermiş. Böyle 20 kişilik bir otobüs. Onun içindeyiz. Akit gazetesinden arkadaşlar var. Kanal 7'den bir kameraman arkadaşlar. Oradan karşıladılar bizi, sağ olsun polis arkadaşlar. Nerede kaldınız, geç kaldınız dediler, sitem ettiler. Neyse, bildik biz Esenköy'e doğru gidiyoruz. Arkamızdan bizi takip ediyorlar. Esenköy'e 5 kilometre kala böyle ciddi bir asker grubu bizi karşıladı. Dur. İndik aşağı. Nereye gidiyorsunuz? Bir gezmeye geldik. Ne yapacaksınız? Sizi ilgilendirmez. Siz gösteri yapıyorsunuz. Yaparız. Neden yapıyorsunuz? İzniniz var mı? İzne ihtiyacımız yok. Hukukçu arkadaşlarım da, ben de hukukçuyum. Ya sonunda orada herhalde yanlış hatırlamıyorsam ya üsteğmen ya yüzbaşıydı. Dedi ki arkadaşlar gideceksiniz, tamam bir şey demiyorum ama ya komutanımız gelecek, bize kızar sonra, biraz bekleyin de 10-15 dakikaya kadar gelecek, sonra gidersiniz dedi. Hayır, biz gideceğiz deyince dedi ki evraklarınızı verin. Arabanın evraklarını. Ver arkadaş, polis arkadaş evrakları, şoför arkadaş evrakları. Evrakları aldı, baktı. Sizin dedi muayeneniz geçmiş. Ben bu arabayı bağlıyorum. ne yapacağız? Vallahi ben arabayı bağlıyorum. Siz gidersiniz, giderseniz gidersiniz dedi. Ben arabayı göndermem dedi. Yasal anlamda hakkı da var. Fatih Belediyesi yapmamış zamanında, yani çok net hatırlayamıyorum. Ya sigortası bitmiş, trafik sigortası, ya muayene süresi geçti. İkisinden birisiydi. Tamam dedik, orada gazetecilere demeç verdik. Döndük. Arkadaşlara dedim ki, ben onlarla dönmedim, misafirlerimiz vardı. Arkadaşlara dedim ki siz dönün, onlar feribotla döndüler. Bunu da dedim denize atın. Onlar döndüler, denize attılar ama çok muhteşem bir konvoyla geri döndük. Önde bir jandarma, arkada bir jandarma. Yani şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımızın gittiği gibi korunarak gittik. Ertesi gün gazeteler şunu yazdı, bizim mahallenin gazeteleri malum. Devlet Filistin askısını gömdürmedi. Devlet Filistin askısına sahip çıktı. Evet, bunlar yaşadığımız günlerden çıkardığımız trajikomik hadiseler. Başkanım, teşekkür ederiz. Süremizi tam iki kat aştık. İnşallah soru cevap bölümünde size tekrar... Valla ben meclis başkanlığı yaptığımda CHP'liler hep süreyi aşıyordu.
Ben de onlara tahammül ediyordum. Burada daha... CHP'li yok işte başkanım. Soldan devam edelim. Zeynep Hanım, sizin de süreniz 15 dakika. Rica etmenizi bekliyorum sizden de. Bilmiyorum başkanım, torpil geçtiniz. Ben de isteyebilirim şöyle bir 5 dakika kadar. Yok, ben zamanlamaya uyacağım çünkü televizyon programcısı olduğum için dakika saniye ayarında ben oldukça iyiyimdir. Hızlı konuşabilirim. Şimdiden özür diliyorum. Hocam çıktı ama ben önce okulun ne kadar güzel olduğunu söyleyecektim. Sonradan kendisine iletiriz. Okula ilk defa giriyorum İstanbul Üniversitesi'ne. Kapısının önünde eylem yapmışlığım, biraz dayak yemişliğim, gözaltı arabasından kaçmışlığım var ama içeri girmek nasip olmamıştı. Şimdi ben karşınızda bugün Anadolu Ajansı'nın ayrımcılık hattı editörü olarak oturuyorum. Anadolu Ajansı olarak 3 yeni hat açtık. Onlardan bir tanesi ayrımcılık. Ve artık biz uluslararası, hem ulusal hem uluslararası arenada kaynaklarımızdan ayrımcılığa uğrayan, ötekileştirilen, insan hakları ihlal edilen, özellikle kadın erkek meselesi konusunda eşitsizliğe uğrayan, göçmenler, Suriyeliler, yabancılar vesaire ayrımcılığa uğrayan bütün herkesle alakalı global bir haber monitoring yapacağız. Ben de neden bu işi kabul ettiğimi şöyle söyleyeyim. Ben akademideydim, polis akademisinde öğretim görevlisiydim 3 hafta öncesine kadar. Ama aynı zamanda 28 Şubat'ı da yaşamış biriyim. Şu anda eski ismiyle Harp Akademisi, yeni adıyla Milli Savunma Üniversitesi'nde de güvenlik doktorası yapıyorum. Özellikle bunları söylüyorum. Çünkü 28 Şubat'ta işte bu üniversitenin önünde eylemlere katılıp gözaltı arabasından kaçmış bir öğrenciyim ben. Şimdi benim medya hikayem zaten bir ayrımcılık hikayesiyle başladı. Yani 28 Şubat'la başladı. Ben 28 Şubat'ta neler yaşadığımı anlattım. Bunun üzerine beni televizyona davet ettiler, bir televizyon programına ve devamı geldi. Şimdi o dönemde 17-18 yaşındaydım, oldukça gençtim ve bir tehdit objesi haline getirildim. Devletin bekası için bir tehdit haline getirildim ben. Küçücük bir çocukken devletin bekası için tehdit haline gelmek size zihin dünyası olarak çok şey katıyor. Ama dediğim gibi bir dönemin tehdit objesi olan Zeynep Bayramoğlu, kişi özelinde konuşacağım, hem yeni polis adaylarına eğitim veren bir hoca oldu, aynı zamanda da Milli Savunma Üniversitesi'nde doktora yapan bir akademisyen, bir doktor adayı oldu. Şimdi şunu söylemeden geçmek istemem. Ammasız ve fakatsız bize bu iklimi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Net olarak. Ona minnet ve şükran duyuyorum. Onun yarattığı iklim olmasaydı, bize kendimize güvenmeyi öğretmeseydi, başımızı yerden kaldırmasaydı, bu ortamın olabileceğine de ihtimal vermiyorum. Şimdi İslamofobi, 28 Şubat'ı ben İslamofobik ve kadına dönük ayrımcı bir hareket olarak tanımlıyorum. Neden? Biraz anlatalım. İslamofobi genelde batıya özgü bir sosyo-siyasal problem olarak görünüyor ama 28 Şubat tam bir İslamofobi örneği. Sayın Malkoç da zaten konuşmasında bundan bahsetti. 11 Eylül sonrası yapılan akademik çalışmalar ve bize şunu gösteriyor aslında. İslamofobi daha çok Batı ile alakalı, Batı'da yaşanan bir şeydir. Hayır, İslamofobi Müslüman ülkelerinde de yaşanmaktadır. Mısır, Tunus, Cezayir ve Türkiye gibi ülkeler İslamofobik deneyimlere sahipler maalesef. İslamofobi artık hegemon gruplar tarafından iktidarı pekiştirmek, belli alanları kapatmak, yani belli alanları belli insanlara kapatmak için bir çeşit ırkçı söylem haline getiriliyor. Aydınlanmacı elit kesim her zaman kendini ayrıcalıklı gördü ve yönetim için ben varım dedi. Yani eğer biri yönetici olacaksa tabii ki o biz olmalıyız dedi. Ama ne zaman ki zihinsel bir kast sistemi bu bahsettiğim, ama ne zaman ki Refah Partisi oylarını sürpriz bir şekilde yükseltti ve bir iktidar ortaklı bir yolculuğu başladı, o zaman dediler ki bir dakika, bunlar bizim oyun alanımıza giriyor. Aslında temel mesele bence bu. Birilerinin oyun alanına girmek. Birilerinin iktidarına ortak olmak. Veya şunu demek, burada ben de varım. Şimdi burada peki medya nasıl bir rol oynadı? Ben bunu çok önemsiyorum. Hem bir medyacı olduğum için hem de 28 Şubat'ı yaşadığım için.
O dönem gazeteleri incelediğinizde genel olarak saldırıların dini argümanlar ve enstrümanlar üzerinden olduğunu göreceksiniz. Medya bu noktada bir meşrulaştırma aracı olarak kullanıldı çünkü. Sıradan bir dindar insanı devlet için güvenlikleştirdiniz, bir tehdit unsuru haline getirdiniz. Ve bunu da medyanın diliyle meşrulaştırdınız. Mesela orada beni genç hanımlardan birine sorsam mesela. Desem ki size sokakta yürürken evet pembe kazaklı hanımefendi göz temasımızı kurduk. Sokakta yürürken mesela birine fiziksel temasta bulunabilir misiniz şiddet içerikli? Neden bulunamazsınız? Bunu yapamazsınız değil mi? Ya yani aynı zamanda bu bir suç zaten. Hukukçuların yanında bu terimleri çok kullanmak istemiyorum ama. Peki neden 28 Şubat döneminde sokakta fiziksel anlamda şiddete maruz kaldık? Yüzüme tükürüldü, kolumdan çekildi, başörtüm de çekildi. Hakaretleri saymıyorum sadece fiziksel olarak. Sizce sıradan bir insan bunu yapma hakkını nasıl bulmuş olabilir? Medyanın meşrulaştırmasıyla. Ben yıllardır yaptığım programlarda da şunu sürekli söyledim. 28 Şubat'ın medya ayağı bence hiç konuşulmadı. Ne kadar önemli olduğu da bence çok fazla fark edilmedi. Mesela Uğur Mumcu, hatta bunu 93 yılından itibaren alalım. Uğur Mumcu cinayeti işlendiğinde, büyüklerim muhakkak siz de hatırlayacaksınız. Ana haber bültenlerinde 10-13 tane terör örgütü ismi zikredildi, değil mi? Bunlar ne olduysa ilk defa duyduğumuz örgütlerdi bunlar. 3 gün sonra yok oldular. Hiç olmamış gibi. Ve Müslüman kelimesiyle gerici, yobaz ve terörist kelimeleri aynı cümlelerde kullanarak bu anlamda bir meşrulaştırma yapıldı. Genç arkadaşlarıma nacizane bir tavsiyedir. Yeşilçam filmlerinde, yakın dönem filmlerindeki azınlık ve Müslüman insan temsili üzerine lütfen doktora çalışması yapınız. Şunu göreceksiniz genel olarak, bununla ilgili bir yüksek lisans var. Ermenilerin her daim hain, Yahudilerin paragöz, Rumların özellikle kadınların ahlaksız ve imamların sapık profiller olduğunu göreceksiniz. Bunlar üzerine biraz daha fazla akademik çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Batı'nın ötekine bakışı öyle benimsendi ki oryantalizm olarak kendi topraklarımızda, biz kendi topraklarımızda da bunu görmeye başladık. Şimdi ben ekstra bir iki tane küçük not vermek istiyorum size. Birincisi şu, ben şimdi 28 Şubat'ı yaşamış biri olarak ilk defa polis okulunda derse girdiğimde şöyle komik bir olay yaşadım. İlk vazifem sınıf gözetmeni olacağım. Hiçbir fikrim yok. Çok korkuyorum. Çünkü ben normalde de öyle çok kışlaya giren bir insan olmadığım için ancak son zamanlarda girdiğim için elime bir dosya verdiler. Dediler ki hocam karşı bina 4. kat K sınıfına girin sınav gözetmenisiniz. Kata çıktım. Kata çıktığımda da bir dalgalanma oluyor anlamadığım bir şekilde. Yani bir hareketlenme oluyor. Daha önce Marmara Üniversitesi'nde ders verdiğim için sivil üniversite hani mantığıyla düşünüyorum. Sınıfa ben girerken benden önce bir polis komiser yardımcısı girdi, tekmil verdi. Herkes ayağa kalktı. Ve ben o kadar korktum ki bir anda. Çok çok büyük bir sürprizdi benim için. Bir anda tekmil verip ayağa kalktılar. Benim onlara merhaba demem gerekiyormuş, onların sağ ol demesi gerekiyormuş, benim buyurun oturun arkadaşlar demem gerekiyormuş ve biz yaklaşık bir 30 saniye kadar bakıştık. Hem çocukların şaşkınlığı hem benim şaşkınlığım. Benim için, benim hayatımda o sınıfa ders vermek için girmek gerçekten çok özeldi ve ben insan hakları dersi verdim polis arkadaşlara uzun süre. Ve şöyle ilginç bir şey oldu. Bir polis müdürüyle yemek yerken kendisine görev yerini sordum. Dedi ki ben organizede çalıştım ağırlıklı dedi. Nerede dedim? İstanbul dedi. Hangi tarihler dedim? 97, işte 95 dedi. Sonra ben dedim ki o zaman toplumsal olaylara siz müdahale ediyordunuz değil mi dedim. Evet dedi. Ha o zaman dedim. Beyazıt'a da siz müdahale etmiş olabilir misiniz? Evet dedi, oraya ben müdahale ettim. Burada benim katıldığım eylemlere müdahale eden polis memuruyla aynı masada yemek yedik. Bunu özellikle anlatmak istedim.
Benim için 28 Şubat Türkiye'nin en iyi güvenlik doktorasına sahip olan Milli Güvenlik Milli Savunma Üniversitesi'nin doktora programına kaydedildikten sonra emekli tüm general ve muvazzaf albaylarla aynı sınıfta öğrenci olarak doktora dersine girdiğim gün şahsıma 28 Şubat bitti. Benim için bitti. Ama gerçekten bitti mi emin olamıyorum. Çünkü yaptığım gözlem bana bir taraftan da şunu gösteriyor. Acaba haklarımız gerçekten güvence altında mı? Acaba yarın ben doktora tezimi teslim edebilecek miyim? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk sivil doktoru olabilecek miyim tesettürlü? Bu sorular kafamda hala var ve bir türlü emin olamıyorum. Şimdi 28 Şubat'a dair bir problemimiz daha var. Kaç dakikam kaldı? 36'da başlamıştım. 5 dakikam daha var. Çok güzel. Şimdi ben şunu vurgulamak istiyorum. Ders verirken de onu vurguluyordum öğrencilerime. Devlet, millete hizmet etmek için vardır. Yıllarca devlet için tehdit objesi haline getirilmemiz zaten bir garabetti. Ama bizim de devlete bakışımızın değişmesi gerekiyordu ve değişti. Son yıllarda yine akademisyen olmak isteyen arkadaşlara bir öneri daha. Lütfen muhafazakar dindar kesimin değişen bayrak ve devlet algısını çalışın. Çok güzel bir teziniz olur. Çok güzel bir araştırma yapmış olursunuz. Bizim devlete olan bakışımız da Sayın Erdoğan tarafından değişti. Bunu da söylemek lazım. Ve ben konuşurken de aynı 15 Temmuz'u anlatırken söylediğimiz gibi onlara asker demiyoruz. Üniformalı terörist diyoruz ya. 28 Şubat'ı konuşurken de böyle konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu devlet bizim devletimiz. Medya ve güvenlik dersinde emekli bir tümgeneral bir sunum yaptı bize. Sınıfımızın yarısı asker, yarısı sivildi. Ve kitap anlatıyor kendisi. Kitabın konusu da orduda demokratikleşme ve sivilleşme hareketi. Kendisi konuşurken sürekli şu cümleleri kurdu. Hatırlarsanız 1999'da da askerin itibarıyla şöyle oynanmıştı. Hatırlarsanız 2008'de de askerin itibarıyla böyle oynanmıştı şeklinde. En sonunda dayanamadım, söz istedim. Ve dedim ki öyle bir konuşuyorsunuz ki sanki rahat durdunuz. Bir anda sınıfta bir ölüm sessizliği olduğunu söyleyebilirim. Hiçbir zaman hiç kimse, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kendi askerini, kendi devletini tahkir etmek için mesai harcayacağını düşünmüyorum. Ama bu memleketi tek seven birileri değil. Ama bu cümleyi kendimize de hatırlatmalıyız. Bu memleketi tek seven biz de değiliz. Bu memleketi seven bir sürü insan var. Bir daha aynı olayları yaşamak istemiyorsak, daha kucaklayıcı, daha kapsayıcı ve evrensel değerlere bağlı kalarak, hukuka bağlı kalarak bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Ve devlete bakışımızı gözden geçirip kullandığımız dili de biraz revize etmemiz gerekiyor. Benim şahsi kanaatim bu. Çünkü tekrar söylüyorum, polis de bizim polisimiz, asker de bizim askerimiz. Son iki dakikam. Son olarak şunu söyleyebilirim o halde. Öz vatanında parya haline dönmüş insanlar olarak şu an geldiğimiz noktada ben üreten bir kadınım. İş hayatında 21. yılım bitti, 22. yılımdayım. Hatta EYT'yim çünkü 13 yaşında çalışmaya başladım. Çok küçük yaşta çalışmaya başladım. Geldiğim nokta şahsım olarak beni tatmin ediyor. Ama ülkem adına ve benden sonraki arkadaşlar adına hala endişem devam ediyor. Bu endişemi ortadan kaldırmanın yolunda hukukçulara düştüğünü düşünüyorum. Bu konuda sizin bize daha fazla güvence verecek çalışmalar yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Medyada ciddi anlamda bir 28 Şubat dönemine nazaran çok sesliliğin de sağlandığını görmek mümkün. Bu da güzel bizim için. Ama kafamızı suyun
üzerinde tutmaya çalışarak çok vakit kaybettik. Artık kültür, sanat, eğitim ve üretim alanlarına daha fazla girmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Çok fazla kendi aramızda tartışarak, ufak meseleleri büyüterek de esas konuşmamız gereken meseleleri konuşmadığımızı düşünüyorum. Ki onlardan biri hanımlar, özellikle benim akranım olan hanımlar beni anlayacaktır. Tesettürlü, beyaz yakalı kadınların durumudur. Kendilerinden yüksek CV beklenir ama düşük profilli çalışmaları beklenir. Maalesef tesettürlü kadın algısı, kadına bakış hala düzelmedi ve bunun çok kolay düzeleceğini de düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Böyle aralara küçük küçük gireceğim, kusura bakmayın. Esra Hanım'a söz vermeden de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. 28 Şubat mağdurlarının büyük bir kısmının ya da küçük bir kısmının, tam olarak bilmiyorum, mağduriyete nereden baktığınıza bağlı, haklarının, kayıp haklarının giderildiğini biliyoruz. Değişik kanunlar çıkarıldığını. Ama özellikle çok ilginç mesele, askeriye ile alakalı çıkarılan kanunda bundan daha evvel atılan Kadir İnanır ve Ali, biraz evvel sizin katıldığınız programdaki Kırca'yı sanırım. Onlar dahi haklarını almışken o dönem İslam hassasiyetinden dolayı atılanların hala haklarını alamadığını ve başka gruplardan da alamayanlar olduğunu da biliyoruz. Yani bu süreç bitmiş değil, biz görmüyoruz diye, onlar talep edemiyor diye ya da ortada yoklar diye o hakların hepsi verilmiş değil ne yazık ki. Bunu da hatırlatmak istedim. Esra Hanım, 15 dakikasınız, buyurun. Değerli misafirler, öncelikle hepinize hoş geldiniz. Her birinizi saygıyla selamlıyorum. Hızlıca kendimi tanıtayım. Ben 6 yaşımdan sonra ailemle beraber Fransa'da yaşamaya başladım. Sergi Paris Üniversitesi'nde hukuk fakültesi mezunuyum. Uluslararası hukuk üzerine de yüksek lisansımı Fransa'da tamamladım. Sonrasında Fransa'da birçok mesleği başörtüsüyle yapamadığım için Türkiye'ye döndüm ve şu an Galatasaray Üniversitesi'nde denklik eğitimimi alıyorum. Aynı zamanda da Hukukçular Derneği'nin Uluslararası Hukuk Komisyonu'nda faaliyette bulunmaktayım. Hem yaşım itibariyle hem de Türkiye'de yaşamadığım için Türkiye'deki 28 Şubat olaylarına ve doğurduğu sonuçlara tanıklık edemedim. Bu sebeple benim değineceğim nokta hak ihlallerinin Fransa boyutu. Fransa'da yaşayan Müslüman ve başörtülü bir kadın olarak karşılaştığımız hak ihlallerinden, engellerden ve zorluklardan bahsedeceğim. Türkiye'de bu anlamda yasakların üstesinden gelinmiş olunabilir. Ancak çok uzak değil. 3000 kilometre ötede başka kadınların aynı sıkıntıları yaşıyor olması Türkiye'deki haklarımızın kıymetini kavrayabilmemiz için çok değerli olacaktır. Bu anlamda Işıl Hanım'a davetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Belirtmek istedim ki Fransa'daki başörtüsü engeli hayatın tüm alanına yayılmış durumda. Eğitim olsun, staj imkanları olsun, iş hayat olsun. Ancak bunlarla da kalmıyor. Sosyal aktivitelerde, spor faaliyetlerinde ve benzeri birçok alanda bu engelle karşılaşmak mümkün. Bahsedeceğimiz engel kimi zaman yasal dayanıklı, kimi zaman ise yasal dayanak olmaksızın karşımıza çıkabiliyor. Yasal dayanak olmaması bu engelleri daha aşılabilir kılmıyor. Çünkü özellikle iş hayatında özel sektörün ve şirketlerin keyfiliğine bırakılan durumlar ortaya çıkabiliyor. Öncelikle inceleyeceğimiz husus yasal dayanıkları olan engeller, sonrasında da bu yasaların hayat içerisindeki yansımaları. Fransa'daki başörtülü kadınlara yönelik kısıtlayıcı yasakların tarihsel gelişiminden başlamak istiyorum. Başörtülü konulu tartışmaların başlangıcı Fransa'da 1989'a dayanır. Ekim 1989'da 3 ortaokul öğrencisi başörtüleriyle sınıfa giriyorlar ve öğretmenleri onlardan başörtülerini çıkartmalarını istiyor. Bunun üzerine öğrenciler bunu reddediyorlar ve neticesinde okuldan atılıyorlar. Bu arada 1989'da hiçbir yasal dayanak yok bu konu üzerinde. Yoğun tartışmalar ve STK'ların baskıları neticesinde konu Danıştay'ın önüne geliyor. Herhangi bir dava açılmış değil bu arada. Hükümet Danıştay'dan sadece görüş talep ediyor. Birkaç hafta sonra Danıştay okulda dini sembol taşımanın hem Fransa'nın iç hukuku uyarınca
hem de uluslararası antlaşmalar uyarınca laiklik prensibini ihlal eden nitelikte olmadığına karar veriyor. Laiklik prensibinin ihlal edilmesi için dini sembolü taşımak yetmiyor. Öğrencinin kamu düzenini bozan davranışlar sergilemesi gerekiyor. Eğer öğrencinin kendi güvenliğini tehlikeye sokan durumlar var ise mesela spor faaliyetlerinde, ancak bu gerekçeyle başörtünün çıkarılması istenebilir. Yasal dayanağın bulunmadığı bu alanda aslında 1989'da yasal çerçeve Danıştay tarafından belirleniyor. Başörtüsünü hukuki olarak nitelendirirken Danıştay'ın dini sembol olarak tanımlaması aslında başörtüsünü din ve vicdan hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin de altı çizilmiş oluyor. 2022'de gelinen duruma bakıldığında 1989'daki görüşün en dengeli ve yerinde olduğunu savunan hukukçular mevcut Fransa'da. Çünkü sonrasında eklenen yasal düzenlemeler hep daha kısıtlayıcı bir hal aldılar. Peki bu kararın sonuçları nedir? 1989'da verilen karar çok tartışıldı, iyi yönde veya kötü yönde eleştirildi ve en tehlikelisi politik arenada bir yankılanma söz konusu oldu. 1994'te dönemin Eğitim Bakanı tamamen yasaya aykırı olarak genelge ile okulda dini sembolleri yasakladı. Yüzlerce öğrenci okuldan atıldı. Söz konusu karardan sonra okuldan atılmalar son bulmadı belki ama artık bir yasal çerçeve olduğu için idari yargıda dava açılabildi ve Müslüman öğrencilerin okuldan atılma kararları iptal edilebildi. Burada Danıştay'ın kararından bahsediyorum. Yasal durum Müslüman öğrencileri hak veriyordu çünkü. Ancak zamanın hükümeti için bunun üstesinden gelmek çok zor olmadı. Çünkü tek engel Danıştay'ın bildirdiği görüştü. Yasama bu duruma müdahale etmeli ve hukuku Fransa Cumhuriyeti'nin prensiplerine uygun hale getirmeliydi. 2004'te çıkan kanun ile ilkokul, ortaokul ve liselerde dini semboller veya bir dini temsil eden kıyafetler yasaklandı. Bu kanundan sonra zaten olur olmaz her konuda başörtüsü karşıtları 2004 yasasını dayanak olarak gösterdi. Aslında kanuna baktığımızda sadece okul ile sınırlı bir kısıtlama mevcut. Ancak yasanın temel etkilerinden biri de artık okul dışında kalan alanlara da başörtüsünün reddine yol açtı. Öncelikle 1989'da başörtülü öğrencilerin okula gidip gidememesi sorgulanıyor ve nihayetinde yasaklanıyor. 2004'te öğrenciler için yasak gelirken artık tartışma alanı genişletilip başörtülülerin sokağa çıkma hakkı dahi konuşulur hale geliyor. Bu anlamda da zaten 2010'da çıkarılan kanun uyarınca peçe takmak kamuya açık her yerde yasaklanıyor. Şimdilerde tartışılan konu ise üniversitede, sokakta ve halka açık her yerde başörtüsü sorunu. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı ve her seferinde olduğu gibi yine temel konulardan birisi İslam ve özellikle başörtüsü meselesi. İstisnasız her aday bu konu üzerinden oy toplamanın peşinde. Temel argümanlara bakacak olursak 1989'dan bu yana hep aynı. En başta laiklik, sonrasında kadın erkek eşitliği ve olmazsa olmazı Müslüman kadınları özgürleştirme misyonu. Çünkü eğer bir kadının başı örtülüyse ya bunu babası veya eşinin ruhuyla yapmıştır ya da siyasal İslam'ın propagandasını yaptığı içindir. Peki ya kendi seçimi ise bunun pek bir önemi yok. Eminim ki bu argümanlar size çok sıkıcı, tekrar ve eskimiş geliyordur. Ancak gerçekten şu an Fransa'daki seviye bu. Ben yaklaşık ilk senemde Fransız medyasını takip etmeyi bıraktım. Ancak seçimlerden dolayı bir göz atayım dedim. Ve gerçekten nerede bıraktıysam orada kalmış. Laiklik ilkesi dinlerin kamu alanından tümüyle silinmesi değil. Aksine tüm dinlerin eşit derecede kendini ifade edebilmesi için ortaya konulmuş bir prensiptir. Yorumlandığı biçim Fransa'da şu an tam aksine yol açıyor ve özgürlük garantörü olacağı yerde tam aksine özgürlükleri kısıtlamak için araç ve alet haline çevriliyor. Kadın erkek eşitliğine gelecek olursak Fransa'daki tutum sanki muntazam bir kadın erkek eşitliği sağlanıyormuş da tek eşitsizlik Müslüman kadınların kıyafetindeymiş gibi. Özel sektörde aynı iş için hala kadınlar erkeklerden %20 oranında daha az maaş alıyor. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri artışta ama tek gündem Müslüman kadınların özgürlüğü. Birinci kısmı bitirmeden önce eklemek isterim ki kısıtlamalar sadece yasalara dayanmıyor. Yargıtay kararları, anayasaya aykırı genelgeler, belediye kararları ve özel hukuk kişilerinin tutumu, özellikle bu konuların medyaya yansıtılması
ve kamuoyunun üzerindeki etkileri az sonra değineceğim tüm alanları etkiliyor. Bunları teker teker saymaktansa somut bir biçimde Müslüman kadının hayatı boyunca yaşayabileceği zorlukları anlatmak istiyorum Fransa'da. Öncelikle eğitim alanından örnekler vereyim. Fransa'da okul gezileri yapılırken velilerden yardım isteğinde bulunuluyor. Ve veliler çocuklara göz kulak olur, sınıf öğretmenine yardımcı olurlar. 2012'de Eğitim Bakanlığı'nca çıkarılan bir genelge uyarınca başörtüsü takan velilerin okul gezilerine katılması dahi yasaklandı. Birçok anne bu genelgeden sonra okul gezilerinde dışlandılar. 1989'da olduğu gibi bu durumda Danıştay'ın görüşü talep edildi. Danıştay'ın başörtülü velilerin dini sembol taşımalarının laiklik ilkesine aykırı olmadığını savundu. Veliler kamu görevlisi sayılamazlar. Tabi başörtüsü karşıtları ikna olmadılar. Veliler kamu görevlisi olmasalar bile kamu hizmetinin görülmesine yardımcı oldukları için dini sembol taşımamalılar dendi. İdari yargı genelgeyi kanuna aykırılıktan iptal etti ve bu konuda hala zaman zaman gündeme geliyor. Yine eğitimden devam edelim. Ortaokullarda ve liselerde başörtüsü 2004'te yasaklandı. Ben lisede tesettüre girdim. Dolayısıyla bu yasağa uymak durumundaydım. Okulun kapısına kadar örtümle giderdim ve okula girmeden başımı açardım. Burada yaşamış olanlar bilir, bu hissin tarifi yok gerçekten. Hem kendi prensiplerinle çelişiyorsun, hem yasağın adaletsizliğini sorguluyorsun ama kanun olduğu için yine de uyuyorsun. Bununla kalmadı tabii. 2004 kanunu her zaman kendi kapsamını aşarak yorumlandı. Bazı okullarda uzun etek giymek dahi yasaklandı. Bazı öğrenciler orta bir yol bulmak adına bandana takıyorlardı, onu da yasakladılar. Üniversitede ise durumlar tamamen farklı. Çünkü başörtüsü serbest. Üniversite ortamında bu baskı azalıyor ve 5 yıllık öğrenci hayatım boyunca gerçekten hiçbir engel veya ayrımcı bir yaklaşım ile karşılaşmadım. Ancak üniversitede başörtüsü meselesi de tartışılıyor ve hiç dinmiyor. Üniversitede dini semboller engellenmek isteniyor. Ancak somut olarak buna henüz yeltenen bir hükümet olmadı. Hem Müslüman olmayan bir ülkede bu denli rahat bir üniversite hayatı yaşamışken 28 Şubat döneminde Türkiye'de üniversiteye girişin dahi yasaklanması gerçekten içler acısı bir durumdur. Türkiye'deki durum Fransa'da bu profesörler tarafından dahi eleştirildi. Üniversitede tanınan bu özgürlük maalesef ki mezuniyetle sona erdi. Çünkü mevzu artık staj ve iş imkanlarına dayanıyor. Laiklik ilkesine dair 1905 kanunu gereğince kamu kurum ve kuruluşları personelleri hiçbir dini simgeleyen kıyafet veya dini sembol taşıyamazlar. Dolayısıyla kamu kurumlarındaki iş imkanları bizler için ulaşılamaz. Belediyelerde, bakanlıklarda, valiliklerde, üniversitelerde, adliyelerde, devlete dair hiçbir kurumda görev alamıyoruz. Ben uluslararası hukuk okudum ve dolayısıyla icra etmek istediğim mesleklerden birisi diplomattı ve bu kesin olarak yasak. Çünkü başörtülü bir kadının Fransız devletini temsil etmesi bu anlattıklarımdan sonra elbette en hafif tabirle imkansız. Hakim olamıyorum, savcı da olamıyorum. Avukat kısmen olamıyorum. Şöyle ki, başörtüsüyle hakim karşısına çıkıp savunma yapamıyorum. Keza Yahudiler de hakimin karşısına çıkmadan kifalarını çıkartıyorlar. Uygulamada başörtüsüyle savunma yapmak yasak. Ancak bu yasak üzerine henüz bir kanun yok. Medyaya yansıyan bazı olaylardan sonra baro başkanları genel bir kanun talebinde bulundular. Avukatlık okulunda öğretim üyelerinden birisi başörtülü öğrenci avukata sınıfı terk etmesini istedi. Öğrenci sınıftan çıkmayınca öğretim görevlisi kıyafetlerini çıkartmaya başladı ve özür dileyerek söylüyorum dininin nüdizm olduğunu söyledi. Başka bir öğretim üyesi yine öğrenci bir avukatı sınıftan kovup çıkmadığı müddetçe derse devam etmeyeceğini belirtti. Diğer öğrenciler tepki gösterince kendisi sınıfı terk etti. Başka bir olay da avukatlık yemin töreninde gerçekleşiyor. Yemin törenine katılmak üzere olan bir avukata başörtüsünü çıkartması gerektiği söyleniyor. Diğer avukatlar tepki gösterince kendisine salonun arka tarafına gidip gözden uzak oturması isteniyor. Bu olayların medyaya yansımasıyla avukatlıkta dini sembol yasağını öngören bir kanunun gerekip gerekmediği tartışıldı. Şimdilik her baro kendi tüzüğünde yasağı belirtiyor. Paris, Bordeaux ve Lille barosu tüzüklerinde dini sembolleri yasakladı. 2020'de Lille barosunun tüzük değişikliğine bir avukat ve bir diğer öğrenci avukat dava açtı.
Temyiz Mahkemesi avukatların dini sembol taşımamaları gerektiği yönünde karar verdi. Yargıtay'da 3 Mart'ta karar verecek. Ne yönde karar vereceği gerçekten merak konusu. Şimdi diyelim ki tüm mesleklerden vazgeçtim ve özel sektörde hukuki danışman olmak istiyorum. Bunu da engelleyen hiçbir yasa yok. Ancak şirketler kendi tüzüklerinde dini sembolleri yasaklamakta özgürler. Yani tamamen şirketin keyfiliğine dayanan bir durum söz konusu. Uygulamada gerçekten başörtüsüyle işe alan şirketlerin sayısı çok az ve istisnai. Yıllarca arayıp bulamayan mezunlar tanıyorum. Prestijli ve çok seçici bir bölümden mezun bir arkadaşım Fransa'da bölge ikincisi oluyor. Ortalaması itibariyle kendisinden daha az başarılı mezunlar Fransa'nın önde gelen hukuk bürolarında çalışmaya başlarken kendisi mülakatlarda hep geri çevriliyor. Bahanelerin arkasına da saklanmıyorlar ve çok net bir şekilde kendisini ve başarılarını takdir edip tek engelin başörtüsü olduğunu söylüyorlar. Bir müddet süren araştırmalar neticesinde arkadaşım kendine bir iş bulabiliyor ancak bu haksızlığı kendisine yediremiyor ve Türkiye'ye dönüyor. Özel şirketlerin kendi tüzüklerinde başörtüsünü yasaklamaları Yargıtay tarafından da onaylandı. Sonuç olarak caydırıcı hiçbir mekanizma yok. Şimdi diyelim ki hukuk okumadım, bir mağazada satış görevlisi veya temizlik görevlisi olmak istiyorum. İnanın bu alanlarda da iş bulmak çok zor. Başörtüsünü yasaklamanın sözde amacı Müslüman kadınları özgürleştirmek. Ama aslında gerçekten bizi mağdur eden, özgürlüklerimizi kısıtlayan kendi eylem ve politikaları oluyor. Bizleri özgürleştirmek isterken hem okuldan hem iş ortamından uzaklaştırmak nasıl bir mantığa dayanıyor anlamak çok güç. Bir insan eğitim almazsa ve çalışmazsa nasıl toplumda kendisine bir yer edinebilir? İş hayatında ve okul hayatında yaşanan sorunlar bir kenara, sosyal aktivitelerimizde bile müdahale etme hakkı buluyorlar. Haşima polemiğinden başlayabiliriz. Birçok belediye çıkarttıkları yönetmelikler doğrultusunda haşimayı yasakladılar. 2016 yazında polisler plajları teker teker gezip kıyafet teftişine çıktılar ve haşima giyenlere ceza uyguladılar. Hatta herkesin gözü önünde bir kadına zorla haşimasını çıkarttırdılar. Danıştay bu yönetmelikleri hukuka aykırı bulup temel özgürlüklerin açık ve ağır bir biçimde ihlal edildiğine karar verdi. Yaz boyu bu yasaklar tartışıldı, desteklendi ama Danıştay'ın bu kararı hiçbir şekilde ses getirmedi. Bu kadar tartışma konusu olurken insanlarda da yasak olduğu algısı oluşuyor aslında ve kalıyor. Hukuk okumayan kaç insan Danıştay içtihadını takip ediyor. Danıştay'ın bu tutumu belki bizim lehimize ama sonuç itibariyle bir şekilde sürekli ihlaller tekrarlanıyor ve iş işten geçmiş oluyor. Biraz da spordan bahsedelim. 2012'de Fransız Futbol Federasyonu tüzüğünde sporcuların dini semboller taşımasını yasaklıyor. Avrupa'da böyle bir yasak koyan tek futbol federasyonu Fransa. Bu konuda Kasım 2021'de Danıştay'ın önüne geldi. Artık bu salondaki herkes Danıştay'ın kararını tahmin edilecek durumdadır diye düşünüyorum. Çünkü senatörler de öyle tahmin etti ve iptal kararını öngörebildikleri için bu yasağın diğer spor alanlarını da kapsaması için kanun oyladılar. Ortada henüz böyle bir kanun yokken geçen hafta üniversitede spor dersine yazılmak isteyen bir öğrenci başörtüsüyle spor yapamayacağı söylendi öğrenci. Böylesine karamsar ve umutsuz bir tablo çizmek istemezdim ancak gerçekten durum kötüye gidiyor. Bu gidişat beni çok korkmuş olacak ki Türkiye'ye dönüş planları yaptım. Her şeye baştan başlamak, baştan okumak bana daha cazip geldi. Nihayetinde Türkiye'ye geldim ve kuzenimle sohbet ederken iş bulmakta zorlandığını ve birçok iş görüşmesinde başörtüsünün problem teşkil ettiğini kendisine söylediklerini anlattı. Anladım ki bu zihniyetten kaçış yok. Toplumun çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede bile böylesine ötekileştirilmek daha da şaşırtıcı. Buradan anlıyoruz ki bu zihniyetteki insanlar olduğu müddetçe hiçbir dava ve hiçbir hak sonsuza kadar kazanılmış sayılmaz. Teşekkür ederim. Estağfurullah, biz de teşekkür ediyoruz. Ne yazık ki şu anda Fransa ve Hindistan'da bu başörtüsü özellikle yasak noktasında yükseliyor. Ama Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde de olduğunu biliyoruz. 28 Şubat süreciyle alakalı Mehmet Cengiz, avukat Mehmet Cengiz üstadımız, aynı zamanda Deniz Feneri Derneği Başkanımız yaşadıkları var. Bu güzel program için Hukukçular Derneği'nize, ev sahipliği için üniversitemizin rektörüne çok teşekkür ediyorum ve tüm katılımcıları saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
Evet, 28 Şubat'la ilgili epeyce konuşuldu. Ben neden acaba 28 Şubat'lar yaşanıyor kendi veçemden? Kısaca buna değineceğim ve temsil ettiğim Deniz Şenleri Derneği'nin de 2008 yılında başlayan bir 28 Şubat'ı var. Ondan inşallah kısaca sizlere bahsedeceğim. Birinci Dünya Savaşı'nın bizim açımızdan hiç şüphesiz en önemli sonucu 600 yıl dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması ve verilen Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Evet, bir Kurtuluş Savaşı verilmiştir. Tarih kitaplarında kahramanlıklarla bu savaş yerini almıştır. Ancak Cumhuriyet kurulduktan sonraki oluşturulan yönetim sisteminde ciddi manada sıkıntılar olduğu, yaşadığımız bu süreç içerisinde hepimizin şahit olduğu bir gerçektir. Cumhuriyet kuruldu 1923 yılında, 1950 yılına kadar tek parti Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti yönetimi bu toplumda çok ağır travmalar bıraktığı bir dönem. Dini hayatın çok kısıtlandığı, dini eğitimin neredeyse tamamen yasaklandığı, dini müesseselerin tamamen yasaklandığı bir dönem. Ama bu toplum, bu millet dindar bir millet çoğunlukla. 1950'de Menderes'le ilk şahlanışını gösteriyor. Menderes'le birlikte kısmen de olsa özgürlüklerini elde etmeye başlıyor. Ve Menderes'e 27 Mayıs ihtilaliyle hepinize malum idamlar gerçekleştiriliyor. Menderes hükümetinin hayatı sonlandırılıyor. 1960'tan bugüne kadar iri ufaklı darbe, muhtıra, emuhtıra, postmodern darbe şeklinde 15'ten fazla kalkışmanın olduğu ifade ediliyor. Bizi darbelere götüren ortak birkaç tespitimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi vesayetçi ortakların adeta Türkiye'deki temsilcisi sıfatıyla tüm kalkışmalarda, tüm darbelerde aktif olarak rol almıştır. Darbenin planlayıcıları görevdeki hükümetlere buyurgan bir şekilde davrandıkları için bu süreçte hükümetlerle darbeyi kurgulayanlar arasında doğru bir iletişim maalesef hiç kurulamamıştır. Türkiye'de Cumhuriyet'le birlikte yeni bir anayasal sistem kuruldu. Bu anayasanın koruyucu kurumları, müesseseleri oluşturuldu. Bu müesseseler umumiyetle tüm darbelerde aktif olarak yer aldılar. Türk Silahlı Kuvvetleri, biz Peygamber Ocağı olarak bildik Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Türkiye'de dini hayatın kısıtlanması noktasında ta en baştan beri aktif olarak yer aldı ve tüm darbelerin en tepesinde işin yöneticisi konumunda oldu. ...28 Şubat'a nasıl gelindi? 1994 yerel seçimlerinde başta İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere 300'den fazla belediyeyi Refah Partisi kazandı. Ve rejim Refah Partisi'ni dindar bir parti olarak gördüğü için, dindarların oluşturduğu bir parti olarak gördüğü için, rejim için laiklik ilkesine tehdit olarak gördüğü için Refah Partisi ile bir mücadele içerisine girdi. Bir yıl sonra 1995 yılında genel seçimler yaşandı ve Refah Partisi belediyelerinin halka hizmet noktasındaki ortaya koyduğu başarılı çalışmaların neticesinde Refah Partisi genel seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Ve Refah Partisi'nin hükümeti kurmasıyla beraber önce hükümeti kurma görevi verilmedi. Sonra koalisyonları denediler, baktılar ki olmuyor. En son Refah Yol hükümeti kuruldu ve Refah Yol hükümeti kurulduğu günden itibaren irtica rejimin sahibi olarak kendilerini görülen başta Türk Silahlı Kuvvetleri,
Milli Güvenlik Kurulu ve anayasal müesseseler dediğimiz müesseseler tarafından irtica birinci sıraya konuldu. Allah rahmet eylesin. Erbakan Hoca Türkiye'de dindarların siyasi hayata girmesinde ve siyasi mücadelede tarih kitaplarında bana sorarsanız Türkiye tarihini hiç silinmeyecek bir iz bıraktı. 28 Şubat'la kolay geçirilmedi. Türk Silahlı Kuvvetler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında namaz kılanları, gümüş yüzük takanları, başörtüler hepsini fişlediler. Yeşil sermaye deyip şirketleri ve dindar şirketlerin oluşturduğu dernekleri, vakıfları fişlediler. Yarın bir darbe olduğu zaman kimleri derdest edeceklerini önceden hazır ediyorlardı çünkü. 28 Şubat sonucunda Refah Partisi kapatıldı. Koalisyonlarla hükümet etmeye çalıştılar. Fakat bir türlü başarılı olamadılar. En son Ecevit hükümeti kuruldu koalisyon olarak. Ecevit'e etmediğini bırakmadılar. Sonra hastalık nedeniyle son birkaç ayını da idareten geçirdi ve hükümet idareten bir şekilde o süreci tamamladı ve 2001 seçimlerine gidildi. Yeni kurulan AK Parti ezici bir çoğunlukla tek başına iktidara geldi. 28 Şubat bitti mi? Hayır, 28 Şubat bitmedi. AK Parti iktidara geldi tek başına ama güllük gülistanlık bir yönetim hükümet olarak icraat yapmadı. AK Parti'nin en az 8-9 yılı meşruiyet problemleriyle geçti. AK Parti ile irticadan dolayı, laikliğe aykırı davranışlarından dolayı türlü türlü eziyetlere tabi tuttular. Hatırlayın, 367 garabetini hatırlayın. Meclisin toplanması için o dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu dedi ki meclisin toplanması için 367 nispeti gerekir dedi. Cumhurbaşkanlığının seçimini engellemeye çalıştılar. Bir öncesinde 27 Nisan'da Genelkurmay Başkanlığı'nın web sitesinden bir e-muhtıra yayınladılar. Dediler ki seçilecek Cumhurbaşkanı'nın nitelikleri şöyle 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 olması gerekir. Bunu kim söylüyor? Türk Silahlı Kuvvetler söylüyor, Genelkurmay Başkanlığı söylüyor. Halbuki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asli görevi kanunla üstlenmiş olduğu görev nedir? Devletini dış tehditlere karşı koruyup kollamaktır. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri bununla birlikte Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren sürekli demokrasinin kılıcı gibi tüm hükümetlerin tepesinde olmuştur. 2008 yılına geliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçilmiş. 2008 yılında 1 Eylül, 1 Ramazan 2008 yılında Deniz Feneri yolsuzluk davası diye o dönemin Doğan Medya grubu bir yayın bombardımanına başladı. Sabah akşam Ramazan iftara insanlar iftar açıyor. Deniz Feneri o dönemde Türkiye'nin en büyük sivil toplum markası. Ekranında gücüyle o dönemde 4 milyon Türkiye'deki 4 milyon yoksula insani yardım ulaştırmış. Herkesin gönlünde taht kurmuş. Türkiye'nin en güvenilir kuruluşu Deniz Feneri Derneği. Deniz Feneri Derneği'nin yolsuzluğa bulaştığına dair Almanya kaynaklı bir yayın başlatıyorlar. Hemen arkasından Cumhuriyet Halk Partisi, SHP ve İşçi Partisi 2008 yılının Temmuz ayında peş peşe 3 tane suç duyurusu yapıyorlar. Deniz Feneri Derneği, Rütük Başkanı o dönem Zahit Akman, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında. Deniz Feneri hakkında yolsuzluğa bulaştığına dair bir isnat ileri sürüyorlar. AK Parti ile ilgili de yurt dışından yardım aldığı iddiasını ortaya atıyorlar. Bakırköy Adliyesi'nde bu suç duyuruları ile ilgili bir araştırma yaparken bir baktım Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da AK Parti'nin yurt dışından yardım aldığı iddiası ile ilgili bir soruşturma başlatmış. Ve 2008 yılında AK Parti'nin kapatılması davasını açtılar.
Biz hiç anlayamadık. AK Parti ile İnsani Yardım Kuruluşu olan bir Deniz Feneri Derneği arasında, bir sivil toplum kuruluşu arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Ama öyle bir algı oluşturdular ki 2008 yılının bir Ramazanından 30 Ramazanına kadar yapılan yayınların dokümanları 30-40 metrekarelik bir odada arşivde bekliyor. İnşallah tarihteki yerini alacaktır. Tabii Deniz Fener Derneği kamu yararına çalışan, kendisini ilk defa ISO 2001 yılında ISO 9000 belgesi almış, 2004 yılından beri uluslararası bağımsız denetim şirketlerine ilk defa kendisini denetlettiren bir sivil toplum kuruluşu. Tarihlere sığmayacak şeyler yaşadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki lideri Deniz Baykal her kürsüye çıktığında bir Deniz Fener'in yolsuzluk klasörü çıkarıyordu. Bütün bunlar yapılırken o dönemde medeni cesaret sahibi olmak gerekiyordu. İçişleri Bakanımız Deniz Feneri Derneği'ni 3 kez kamu denetimi yapmış iken bir gün çıkıp da demedi ki ya biz bu derneği denetliyoruz. Bakın elimizde bizim kamu denetim raporları var. MASAK denetledi bizi. MASAK müfettişi dedi ki biz yolsuzluk yapan bir derneği denetlemeye geldik ama siz bu kadar parayı nasıl denetlediniz? Türkiye'de sivil toplum olarak bu kadar güçlü bir yapı olduğunu biz bu denetimde gördük ama Deniz Feneri'ne yazık ettik dedi biz ya. Evet, Deniz Feneri operasyonu ikinci bir 28 Şubat vakasıdır. Deniz Feneri operasyonunun çok hedefli bir operasyondu. Uluslararası bir operasyondu. Almanya'dan neşet etmiş bir operasyon. Ve Türkiye'de Doğan Medya Grubu, Cumhuriyet Halk Partisi ve o dönemde Türkiye'deki derin yapılanmanın kolektif olarak ortaya koyduğu bir acımasız bir operasyondu. Bizi yargıladılar. Benim hakkımda 45 bin sene ile iddianame düzenlendi. Sevgili genç hukukçu kardeşlerime özellikle seslenmek istiyorum. Son duruşmada Ağır Ceza Reisi'ne dedim ki anlaşılıyor ki siz bizi her ne olursa olsun mahkum edeceksiniz. Ama ben şuna inanıyorum ki Allah'ın hesabı geldiği zaman kulların yaptığı bütün hesaplar sona erecektir. Şimdi biz bugün Allah'a şükürler olsun ki Deniz Feneri yine bu toplumun mazlumların duasında bugün 70 tane ülkede mazlumların duasını alan bir dernek, bir hayır müessesesi. Duamız da kıyamete kadar böyle yaşasın. Ama bizi yargılayan, o hükmü veren kişi şu anda vatan haini olarak zindanlarda çürüyor. Biz doğru olacağız. İstikametimizi bozmayacağız. Deniz Feneri mücadelesinde ben bunu gördüm. Bize ta AK Parti'nin genel merkezinde her meclis açıldığında bu dernekten bahsediliyor. Artık kapasitelerle kurtulalım diye bir haber geldi. Hemen atlayıp gittim. Dedim ki en çok Recep Tayyip Erdoğan başbakanımızla ilgili bu tür istatlar yapılıyor. Başbakanımız bu görevi terk ediyor mu? Bir davaya inanmış. Ölümüne bu davanın üzerine gidiyor. Kusurumuz varsa kusurumuzu çekeriz ama kusurumuz yok da bize zulüm yapılıyorsa, bir haksızlık yapılıyorsa, haksız bir operasyona tabi kalmışsak biz mücadeleyle mükellefiz. Ve biz bu mücadelenin bizden sonraki sivil toplum kuruluşlarına yapılan operasyonlara da güzel bir örneklik olduğunu şahit olduk. Sayın Başkanım, değerli ombudsmanım, 28 Şubat bitti ama 28 Şubatlar asla bitmeyecek. Belki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki bu imkan alınacak ama bunu yargıyla yapacaklar, emniyetle yapacaklar, medya propagandasıyla yapacaklar. Kıyamete kadar bu devam edecek. Bize doğru olmak, dürüst olmak, düzgün çalışmak kalıyor. Ne yapılabilir? Hepimiz hukukçuyuz. Her toplumda vazgeçilmez en önemli unsur herkesin kabul edebileceği adaletli bir sistemi tesis etmektir. Bugün AK Parti'nin içindeki bana sorarsanız en zor da kaldığı konulardan birisi adalet duygusunun tüm topluma yayılacağı bir sistemi maalesef müesses hale getirememiştir. Dua edelim. İletişim kanallarımızı kapatmamamız gerekiyor. Az önce bahsettim. Buyurgan davrananlarla doğru bir iletişim kurmak zor ama her şeye rağmen bizler konuşmalıyız, tartışmalıyız, istişare ederek doğrularda buluşabilmeliyiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Süremi açtım, kusuruma bakmayın lütfen.
konuşmacıların hepsine teşekkür ediyorum. Normalde soru cevap bölümümüz vardı ama sarkması nedeniyle programın bitirmek zorunda olduğumu belirttiler. 15.09'da başlayan programımız şu an itibariyle bitmiştir. Işıl Hanım söz sizde. Cavit Başkanıma, moderatörlüğü için ve kıymetli konuklarımıza konuşmaları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Programın bu bölümünde kitap takdimimiz var. Öncelikle üstadımız ve Türkiye Kamu Baş Denetçisi Sayın Avukat Şeref Malkoç Bey'i sahneye davet ediyorum. Kendisine kitap takdimi için Avukat Ahmet Yaman üstadımız. Buyurun lütfen. Bu kitapta sadece fakültesinde yani bu kitapta hukuk fakültesiyle ilgili herhangi bir soruşturma yok. Çap atıp, cerrahpaşa atıp acaba hukukçular derneği hukuk fakültesini gözetti mi? Yoksa hakikaten hukuk fakültesinde hiçbir sorun olmadı mı bu konuda? İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan o zaman Zeynep Kolacağış'ı sahneye davet ediyorum. Kendisi cevap vermek ister. O dönem en fazla öğrencinin bulunduğu fakülteydik. Yaklaşık 8 bin öğrencisi var fakültenin. Başörtülü öğrenciler de yoğunluktaydı. Başkanım doğru söylüyor, dava yok. Çünkü bizi girerken girdiğimiz araç kapısından içeri almıyorlardı. Kütüphanelere girişimiz yasaktı. Arkada botanik bahçesi var, oraya girişimiz yasaktı. Hiçbir yere giremediğimiz için dolayısıyla hakkımızda dersi iptal ettirme ya da içeri girip işte derslere engel olma nedeniyle dava açmadılar. Ama ben üniversiteye dava açtım. Beni içeri almıyorlar diye. Kapıda tutanak tuttuk. Hukukçular Derneği orada vardı. Avukatlarıyla nöbet tutuyorlardı yanımızda. Davayı kaybettim ama birkaç sene önce üniversiteden okulu neden bıraktığıma dair 8 yıl sonra dönüp bitirdim. Bir dilekçeyle başvuruda bulundum. Üniversitenin bana verdiği cevap şu. Siz okulu başörtüsü nedeniyle, başörtüsü yasağı nedeniyle 8 yıl ara vererek bitirmişsiniz. Ama o dönemde dava açmayan bir arkadaşıma siz okulu bırakmışsınız dedi. Aynı nedenlerle bırakmıştık. Üstadın dediği doğru. Davalar kıymetlidir. Hukukçuların da bu noktada hele genç meslektaşların buna çok daha emek vermesi gerekiyor. Kaybedeceğimiz davayı bile işte böyle kitaplarda ya siz neredesiniz diye açmak lazım. O yüzden üstadım hukuk fakültesi öğrencilerinin davası yoktur. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Zeynep. Seni burada sahnede tutuyoruz. Zeynep Kolacağış daha önce de programın başında söylediğim gibi sergimizdeki yazıları kendisi hazırlamıştı. Bunun için kitap takdimini yapmak üzere Genel Başkanımız Avukat Ahmet Yılmaz Bey'i sahneye davet ediyorum. Bu arada ben kısa bir bilgi vereyim. Davaları biz açmıştık o zaman ve hiç gerçekten hukuk fakültesi öğrencisi yoktu. Tamamen tıp fakültesi öğrencisi vardı. Bunu da bir bilgi olarak ben de söylemiş olayım. Şeref konuğumuzu ben tekrar sahneye davet edeceğim. Bütün konuşmacılarımıza kitap takdimini kendisinin yapmasını rica edeceğiz. Sayın Zeynep Bayramoğlu, buyurun lütfen. Sayın Esra Fidan. Sayın Avukat Mehmet Cengiz. Sayın Avukat Cavit Tatlı. Biraz.
Çok teşekkür ediyoruz. Teşrif ettiniz. Bütün katılımcılarımıza ve konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona ermiş.